Teşekkür ederim Sayın Başkan. Günaydınlar. Uzun bir bütçe maratonunun Plan Bütçe Komisyonu'ndaki son gününde bugüne kadar katkı sağlayan tüm komisyon üyelerine, komisyonu takip eden değerli milletvekillerimize, bugün burada bulunan Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısına, Cumhurbaşkanlığının bürokratlarına, bizi takip eden herkese verimli bir çalışma günü dileyerek ve meclisimize bugün dışarıdan gelen herkese hoş geldiniz diyerek başlamak isterim. Tabii bütçe görüşmeleri son derece kritik. Bütçe dediğiniz egemenlik hakkına dair bir şey ve 1215 Magna Carta'dan beri insanlığın kat ettiği bir yol, bir yürüyüş var. Vergi ve rıza ilkesi, devletin alan toplayan sağ eliyle dağıtan veren sol elinin dengesi. Ve bütçe hakkı demek, yönetmek demek, bir kişi yerine yönetilenlerin seçtiği temsilcilerinin buna karar veriyor olması demek. Cumhuriyet'in 100. yılının bütçesi apayrı bir anlam ifade ediyor. Ve bu topraklar içinde tek adam rejiminden demokratik yönetime, cumhuriyete, meclise geçiş elbette bir kronoloji, bir yürüyüş ve bir kat ediş. Ama bugün ülkeyi yöneten hem bir partinin genel başkanı hem ülkenin cumhurbaşkanı olma sıfatını birlikte taşıyan ve en temelden itiraz ettiğimiz en yapısal bozukluk noktasında olan kişi 2009 yılında şöyle bir şey söylemişti. Bu millete 200 yıldır istikamet dayatıyorlar. Merak ettik hepimiz ne demek istiyor diye. Saatleri geri aldık 200 yıl. 1809'a geldi. Orada kritik bir şey yok ama 1808'de var. Senedi ittifak. Yani bu topraklardaki ilk demokratikleşme adımı. Tek adamın yetkilerinin sınırlanması. İtiraz 200 yıllık ve ta oraya dayanıyor. Ondan sonra 1939 Tanzimat Fermanı, 1856 Islahat Fermanı, sonra birinci meşrutiyet 1876. Buraya Sayın Erdoğan'la birlikte birinin daha itirazı var. Vekili Numan Kurtulmuş diyor ki bu CHP ile biz 150 yıldır karşı karşıyayız. O lafı söylediği günden 151 yıl geri gidiyorsunuz. Bakıyorsunuz orada birinci meşrutiyet var. Evet biz oradayız. Biz birinci meşrutiyetteyiz. Numan Bey yine karşımızda. Sonra 1908 ikinci meşrutiyet, Numan Bey'in partisi yine karşımızda. Sonra 23 Nisan 1920 Türkiye Büyük Millet Meclisi, sonra 29 Ekim 1923. Biz bu yolda yürüdük, buraya geliyoruz. Numan Bey 150 yıldır karşımızdaymış. Sayın Erdoğan da 200 yıldır bu millete istikamet dayatılmasından rahatsızmış. Meseleyi bir böyle koyalım. Buna itirazı olan varsa Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı bu kronolojik ilerlemeye bizim durduğumuz yere kendi tuttukları safa itirazı varsa sonunda zevkle tartışmak isterim. Şimdi gelelim bu 200 yılın sonunda ne yapacağız? Gelecek sene bir seçim yapacağız. Ama o seçim alelade bir seçim değil. Birçok anlamı var. Hem Cumhuriyet'in 100. yılında Cumhuriyet'in ilanının 100. yılındaki Cumhurbaşkanını, onun yetkilerini, yetki kullanmayla ilgili niyetini ve devamını biliyor olacağız biz artık. Ama onu yapılacak seçimlerde, Cumhuriyet'in 100. yılındaki seçimlerde seçmenler, millet, Türkiye Cumhuriyeti'nin değerli vatandaşları belirleyecek. O yüzden seçim bu sefer bir kez daha kaçamayacağımız bir şekilde karşılıklı referandum niteliğinde. Çünkü o seçime gidenler iki farklı söyleme, iki farklı ittifaka, iki farklı niteye, iki farklı okumaya, iki farklı niyete sahip. Bir taraf diyor ki bugün parlamentonun sınırlanan yetkileri, yürütmenin denetimsiz keyfi, zaman zaman mahkeme kararlarını tanımayan uygulamaları sürecek ve bu iyidir. Bir taraf diyor ki biz gelirsek güçlendirilmiş parlamenter sisteme döneceğiz.
kuvvetler ayrılığını sağlayacağız, yargı bağımsızlığını yeniden kazandıracağız, hiç edilmiş hakim teminatını vereceğiz ve ilerlemeyi, yani bu çöküşü buradan telafi edeceğiz. Vallahi iki tarafında argümanları var. Örneğin bir taraf hepimiz aynı gemideyiz diyen Sayın Erdoğan geminin yönünü 1808'den beri gidilen demokratikleşmeden başka bir tarafa çevirdi. Kat etmek istediği yolun sonunda Şangay İşbirliği Örgütü'nden bahsediyor. O örgütün üyeleri ortada. Bir de muasır medeniyetleri yakalayın geçin diye bize birinci cumhurbaşkanının verdiği vasiyet ortada. İki tarafı karşılaştırmaya kalktığınızda şöyle bir şey var kabaca. Bir tarafta güçlendirilmiş parlamentolarla, bir istisnası çok kuvvetli bir yargı denetimi ve kuvvetler ayrılığının olduğu 52 devletten müteşekkil Amerika Birleşik Devletleri, 9'u güçlü parlamentolarla yönetilen dünyanın en zengin 10 ülkesi. Bu tarafta da en fakir 10 ülkesini, Eritre'yi, Çat'ı, Sudan'ı, oradaki başkanlık, yarı başkanlıkları anlatmayacağım. Sürünüyor onlar. Ama öbür tarafta Şangay İşbirliği Örgütü dediğiniz yerde, özendiğiniz, erindiğiniz, hedeflediğiniz yerde, evet güçlü liderler var. Denge yok, denetim yok, sözünün üstüne söz söylemek mümkün değil. Bağımsız bir yargı yok. Lafı uzatmayalım. Plan bütçe komisyonu burası. 4500 dolar ortalama milli gelir var. Bu tarafta evet birçok yönden çelişkimiz var. İtiraz ederiz, karşı karşıya geliriz de. Bu tarafta 45.000 dolar ortalama milli gelir var. Şimdi bu taraftakiler dünyanın en pahalı arabalarını üretiyor mesela. Örneğin Merkel görevi bıraktı gitti. Dünyanın en pahalı Mercedes'ini onlar üretiyor. Mesela en pahalısından 10 tane üretiyor. İkisini bizim Cumhurbaşkanlığına satıyor. İkisini Katar'a, birini Suudi Arabistan'a, birini Birleşik Arap Emirlikleri'ne. Kendi daha ikincil bir markanın bir minibüsüne biniyor. Öyle VIP falan da döşenmemiş. Onlar ekonomi uçuyorlar. Bu taraftakiler en pahalı Mercedes'lere binip en lüks uçaklarla uçuyorlar. Kendilerine ait uçak filoları var. Ama burada halkın geliri 4500 dolar. Burada 45.000 dolar. Burada halk zengin, yönetenler mütevazi. Burada saraylar, uçaklar, konvoylar, ama deyim yerindeyse halkın ayağında neredeyse ayak kalıyor. Şimdi böyle bir yerde bir karar verme sürecindeyiz. Onu konuşmak üzere buradayız. Cumhurbaşkanlığı diyorsanız bir yönetim, bir rejim değişikliği oldu 16 Nisan'da. Rejime kasteden anayasa değişikliği bizi buraya getirdi. Burada çok konuşuldu, tekrar etmeyeceğim. Ama buraya geldiğimiz noktada millet olağanüstü halde, öncesinde, sırasında, sonrasında dünya kadar eşitsizlik, orantısızlık, haksızlık, ama sonuçta millet bir karar verdi. Önünde bir seçim daha var. Millet bir karar daha verecek. O yüzden referandum niteliğinde bir seçime gittiğimiz bir yılın bütçesini yapıyoruz. Millet bir daha karar verecek. Şimdi öyle bir noktadayız ki biraz önce söylediklerimi biraz somutlayarak ilerlemek durumundayım. Bir tanesi şu. Bir tek kişi karar veriyor her şeye. Mesela bütün bakanları, bütün bürokratları, herkesi o bir kişi atıyor. O bir kişi atadığı bakanı bir kararıyla tekrar alabiliyor. Bütün bakanlar, yani bizim meclisteki kürsüyü emaneten yemin için kullanıyorlar ama yetkiyi ve sorumluluğu bir dolma kalemin ucundaki bir imzalık mürekkepten alıyorlar. Gelişleri de öyle, gidişleri de öyle. Bizim o bakanları siyaseten denetleme ve bizim o bakanlara hesap sorma, soru sorma, yüz yüze tartışma ve onlarla süreç içinde bir denge denetleme sağlama imkanımız yok. Bugün gelinen noktada daha da trajiği, aynı mürekkep. Bakın aynı mürekkep. Parasını devletin verdiği mürekkeple sabah vali öğleden sonra il başkanı atanıyor. Sabah kaymakam öğleden sonra ilçe başkanı atanıyor. Ve bu işin kendisi öyle bir adaletsizlik, öyle bir vicdan yarası, öyle bir ötekileştirilmiş, öyle bir ezilmişlik
yaratıyor ki toplumun bir kısmında. Ortaya çıkan infial ve tepkiyi siz de tahayyül edemiyorsunuz. Belki izleyemiyorsunuz ama nasıl bir tepki ortaya çıkacağını, eğer o tepki sandığa yansırsa dünya siyaset tarihi yazacak. Bir kişi yasama organının mesela hangi kanun teklifini görüşeceğine, o kanun teklifini hangi sırayla görüşeceğine, yarın bırakıp bırakmayacağına, erteleyip ertelemeyeceğine, sabaha kadar mı çalışacağına, yoksa kendi gündemini istediği zaman bırakıp bırakmayacağına bir kişi ya da o kişinin etrafındakiler karar veriyor. Arkadaşlar, hepinizin grup başkan vekilleri var. Birlikte dünya kadar yasa yaptık. Bir uzlaşma noktasında son telefon saraya açılmıyorsa, saraya sorulmuyorsa Özgür Özel yalan söylüyor deyin. Çıkın biriniz deyin ki böyle bir sistem yok. Değiştiremeyiz onu, sormamız lazım denmiyorsa bu parlamentoda ben bütün sözlerimi geri alacağım. Şimdi gelelim o bir kişinin yargı üzerindeki etkisine. Vallahi şunu söyleyeyim. Türkiye'de kritik davalarda kritik isimlerin kimin hapse gireceğine dünya liderimiz karar veriyor. Kimin hapisten çıkacağına dünyanın diğer liderleri. Ama Cumhurbaşkanı'nı ikna ederlerse. Önce itişip katışıyorlar. Al papazı, ver papazımızı falan diye. Sonra ikna oluyor. Hatta sonra da diyor ki ben onların papazı verdim, bizim papaz hala gelmedi. Daha geçen gün söyledi Sayın Doktor. Öyle bir noktada ki Schröder arayınca büyük ada tutukluları, Macron arayınca Fransız gazeteciler, Merkel aradığında gazeteci, hepimizin var içeride olmasına itiraz ettiğimiz Deniz, bir telefonla sabah eline incelendi ve tutukluluğunun devamına karar verildi yazısı var. Okuyamamış, cebe koymuş, paldır küldür uçağa bindirip yollamışlar. Uçakta açıyor ki tutukluluğun devamına kararı sabah tebliğ edilmiş. Öğleden sonra uçağa bindirilmiş gitmiş. Bu noktada Türkiye'de yargı bağımsızlığı. Şimdi hiçbiriniz itiraz etmezsiniz. 250 yıl önce icat edilmiş ampulle buralar aydınlanır. Nikola Tesla'nın 250 yıl önce belirlediği kurallarla Kayban'dan buraya elektrik gelir. 250 yıl önce Montesquieu yasama, yürütme, yargı birbirinden ne kadar ayrıysa o kadar ileri gidilir, ne kadar birbirine yakınsa devletler o kadar kolay çöker demiş. Referandumda da binlerce kişi, yüzlerce akademisyen bunu anlatmış, dinlememişsiniz. Şimdi buna şaşırmayıp öbürüne direniyorsunuz. Mahkumların gemileri Arşimet'in kaldırma kuvvetine göre yüzer. Ona direnip geminizi batırmazsınız. Hepinizin içinde olduğu gemi dediğiniz bu gemiyi Montesquieu devlet çöker dediği halde direne direne batırıyorsunuz kuvvetler ayrılığına. Şimdi geldiğimiz noktada verin yetkiyi, görün etkiyi, nasıl mücadele edeceğim diyordu kurla, faizle. Onu dediğinde 4'tü. Küsuratı lazım değil, 4. Ve diyordu ki sizlerle birlikte halen mesai yapan, bizim vergilerimizde maaş alan Yiğit Bulut, 1 liranın 1 dolara eşitlenmesi bu sistemde sürpriz olmasın diyordu. 4 liraydı. 1 dolar 1 liraya eşitlenecekti. O 4 liradan 18 liraya geldik. Tam 16 kat bir yanılsama var daha dönem bitmeden. Ama halen daha itibarlı, halen daha görevde, halen daha paralı adamlar. Türkiye yalnızlaştı, yanlışlaşmadı. Bir gerçek var. Ben eminim Sayın Oktay bir telefonla zor gününde borç bile bulabileceği onlarca arkadaşı vardır. Buradaki bütün ekibinde öyledir. Onun üstündedir herkesin. Türkiye'ye swap açabilen ülke kim? Kim? Katar 15 milyar, Çin 6, Birleşik Arap Emirlikleri, hani darbenin finansörüydü ya şerefsizler, evlada sarılır gibi sarıldık en son. 5 milyar da o açmış. Kore'nin özel durum için açtığı bir 2 milyar vardı, o orada kaldı. Koca dünyada 3 ülke swap açıyor size. Ve bir inat uğruna, ben ekonomistim diye bir inat uğruna şu yapıldı. Bütün dünyada bir kriz yaşandı mı? Yaşandı. Bütün dünya enflasyon tehlikesini gördü mü? Gördü. Kimi 2, kimi 4, kimi 7. Ama hepsi bağımsız merkez bankaları eliyle fiyat istikrarı için faiz hamlesini yaptılar.
Amerika'nın neler yaptığını gördünüz. Hemen yanınızdaki beyefendi, arkanızdaki beyefendi Amerika'nın bu konudaki başarısını anlatabilir enflasyon mücadelesinde. Doğru hamlelerle nasıl enflasyonu durdurdu ve aşağı çekiyor şu anda. Bizde 18'e 19 olduğu gün inadım inat dediğim dedik dedi ve öyle bir noktaya geldik ki şu anda tek haneli faiz %85 enflasyon, gerçek enflasyonun %150'nin altında olduğunu bir tek vicdan sahibi iddia edemez ama halen inadım inat diye gidiliyor. Bu inadın 2019 seçimlerindeki şeyi şuydu, hani Tayyip Bey dedi ya, bizde siyasetin karnesi televizyonun sağ alt köşesidir diyordu. Dolar gidiyorsa hükümet aşağı gider. O yüzden 2019 yerel seçimleri gitmesin diye mektup arkadaşlıklarından sınır ötesi TRT kamerası operasyonlarından önce 128 milyar doları faizi suni bastırıyorsunuz, millet ne yapsın? Negatif enflasyon, yani negatif faize katlanır mı parasını erisin? Dolara yöneliyor. Dolar uçmasın diye 128 milyar para sattınız. Hepimizin dedesinden, ninesinden, anasından, babasından emanet rezervdi. O günden bugüne de 98 milyar daha para satıldı. İşin kötüsü bu dededen mededen miras değil. Torunlardan emanet aldığınız parayı satıyorsunuz. Kamu özel işbirliği diye başka bir icat çıkarıyorsunuz. Yap işlet devret değil, yap işlet torunlarına borç devret sistemiyle. Bu hepsi birden bu yeni dönemin beyefendiyi ikna edirsek olur anlayışının. Buralarda tartışılamadan oluyor bunlar. Biraz önce söyledim. Hangi kanunu ne zaman görüşeceğimize. Bakın ne söylediyseniz gerçek dışı çıktı. Millete ne vaat ettiyseniz. 16 Nisan referandumunda ne diyordunuz? Bundan sonra kanun tekliflerini münhasıran, yani sadece ve sadece milletvekilleri verecek. Yasama meclisin tek elinde olacak. Bakanlar bu işe karışmayacak. Yürütme tamamen ayrı olacak. Gerçek kuvvetler ayrılığı böyle sağlanacak. Dakika bir, gol bir. Hepiniz buradaydınız arkadaşlar. Berat Albayrak. Daha meclis yeminden sonra kapandı 1 Ekim'i beklerken. Türkiye Kalkınma Bankası anonim şirketi kanun teklifimizi hazırladık. Meclisimize yollamaya hazırız inşallah dedi mi demedi mi? Altına imzaları 10 Ağustos'ta müjdeleyip 3 Ekim'de atıp da mecliste o kanunu görüşüp çıkardınız mı çıkarmadınız mı? Tek örnek mi? Son örneği söyleyeyim mi Sayın Oktay? Türkiye'de bir anayasa değişikliği tartışması var. Başörtüsü, güvence, değil mi? Kim tartışıyor sizin tarafta bunu? Anayasa değişiklikleri kanun teklifidir. Kanun teklifi şeklinde sunulur, müzakere edilir. Sizin tarafta kim çalışıyor bunu? Adalet Bakanlığı. Her gün kim gününü söylüyor, müjdeliyor? 24 var, 41 yok, 41 var, 24'ün ikinci fıkrası Bekir Bozdağ. Yürütmede mi, yasamada mı? Var mı milletvekilliği görevi? Hangi yetkiyle, hangi cüretle? Sizin bizim gözümüzün içine baka baka hiç anormal gelmiyor değil mi? Bir partinin atadığı bakan o artık. Münhasıran siz yapacaksanız elinizi tutan mı var? Bu partide bu işi yapabilecek, konuşabilecek, gruplara getirebilecek milletvekili yok mu? Ama böyle Berat Bey ilk düğmeyi gözümüze soka soka yanlış ilemişti. Son düğmeye kadar geldiniz arkadaşlar. Kim kimi kandırıyor? Hangi rejimi uyguluyorsunuz? Hangi esasları uyguluyorsunuz? Şimdi geldiğimiz noktada bambaşka bir yere savruldunuz gittiniz. Sayın Oktay, gelin biraz da hani bu dediklerim de çok somut ama somut bir şey konuşalım. Dediniz ki siz milletin karşısına çıkıp artık soru önergeleri için 15 günlük süre koyuyoruz. Yasal süresi içinde yanıtlanmasına anayasa değişikliğine koyuyoruz. Dediniz mi demediniz mi arkadaşlar? Dediniz. Şu anda Sayın Oktay, süresi içinde yanıtlanan soru önergesi oranı %14. Kimle karşılaştırayım sizi? Mesela üçlü koalisyonla karşılaştırsam %86. Hadi onu bırakalım. Kendi döneminizde ilk döneminiz parlamenter sistem %62 ile bakanlarınız soru önergesi yanıtlıyordu. %62. Bugün %14 ve biliyorsunuz ki bunu %4 olduğu günleri gördük burada. Her bakanınıza karne veriyorum, bu sene de yapacağım. Mesela Hulusi Akar %4.8 ile yanıtlıyor. Süleyman Soylu %2.7 ile süresi içinde soru yanıtlıyor.
Fahrettin Koca %1.2. En çok sizi sıkıştırıyoruz diye %24. Normal süreniz bitti. Bir iki cümleyle toparlarsanız. Sayın Başkan, bir iki cümle yok. Bugünün özel durumu var. Birkaç dakika içinde makul. Çok sayıda arkadaşımız var. Eminim eksik bıraktıklarınızı diğer arkadaşlarımız tamamlayacaktır ama takdir edersiniz ki çok. Sayın Başkan, gündemimiz var. Öyle bir şey yok. Makul sürede tamamlayacağım Sayın Başkan. Burada belirlediğimiz süre. Sayın Başkan, kısa bir şekilde bir toparlarsanız çok sevinirim. Anlayın Sayın Başkan, biraz önce yoğun bir gündem. Sayın Başkan, biraz önce sevgili Tatlıoğlu'nu da çok yerinde olarak hatırlattınız, grup başkanıdır. Bir grup başkan vekili her gün gelir, her gün konuşur. Bir grup başkanı, grup başkan vekili bir komisyona gider, konuşur. Bütçe boyunca bir kez. Siz de az önce kurallı bir sistem. Bütçe boyunca bir dakika. Parlamentomuzun kuralları var. Her şeyden önce grup başkan bütçe boyunca hassasiyeti bekliyor. Bütçe boyunca bir kez geliyoruz. Ne AK Parti, yarın AK Parti'nin, bugün öğleden sonra AK Parti'nin grup başkan vekili gelir. Onu hakkında ben savunurum. İstismar edecek durumumuz yok. Toparlıyorum, müsaade edin. Müsaade, buyurun. Şimdi bakanlarınız %1.2 bazısı önerge yanıtlıyor. Ne dediyseniz gerçek dışı çıktı. Ne dediyseniz. Kaç tane uçağınız var sorusuna sizden yanıt geliyor. Ulaştırma Bakanlığı'na sorun diye. Ulaştırma Bakanı'na diyorum ki senin konun olmadığını biliyorum ama böyle dedi Fuat Oktay. O da diyor ki vallahi benim konum değil, Cumhurbaşkanlığı'na sorun. Böyle rejimin çivisinin çıktığı bir yerdeyiz. Devletin çivisinin çıktığı. Politika kurulları var. Kaç kişi ne kadar maaş alıyor sorulara cevap vermiyorsunuz. Baş danışman, danışman ne kadar maaş alıyor, ne oluyor belli değil. Ve bakanınız yolsuzluktan yakalanıyor. Görevden azlediliyor. Türkiye'ye, dünyaya o pandemide rezil oluyoruz. Bakan hakkında bir adım atmıyorsunuz. Yargı önünde hesap vermiyor. Uyuşturucudan yakalanan danışmandan tutun, sarayda randevuyu paralı yapıp da görevlerinden alınan danışmanlar hakkında biri hakkında bir suç duyurusunda bulunmuyorsunuz. Rejimin kendi kuralları, kendi adaleti var ve bağımsız yargı önüne çıkmasını rejim için zafiyet olur diye kabul ediyorsunuz. Verilen soru önergelerine cevap vermemeniz tembelliğinizden değil, işinize geldiği yerde nasıl mesai sarf ettiğinizi biliyoruz. Ama bir israf var. Utanılacak işler var. Bunların kağıda geçmesine, kağıda dökülmesine, reel siyasetin konusu olmasına izin vermemek için bilerek kasten veriyi saklıyor, bilgiyi karartıyor, milletin vekiline karşı susma hakkınızı kullanıyorsunuz. Böyle bir hakkınız yok. Sayın Özel, son cümlenizi alayım. Rica ediyorum. Süren tamam. Sayın Başkan, bitiriyorum ama lütfen iyi niyetimi istismar etmeyin. Çok rica ediyorum. Lütfen. Benim iyi niyetimi istismar etmeyin. Grup Başkan Vekili olarak da yüksek hassasiyet bekliyoruz. Sayın Başkan, tükenmiş bir tartışmayı baştan açmak istemem. Bunu önümüzdeki sene bütçeyi nasıl yöneteceğimizi göreceksiniz. Ama bu yapılan iş doğru değil. Ben sizinle bunu tekrar tartışmak istemiyorum. Sözlerimi toparlıyorum. Zaten bitiyor. Bir cumhurbaşkanı var. Partisinin de genel başkanı. Bir şeyden istifade ediyor, yararlanıyor. Neden? Tarafsız cumhurbaşkanına, hepimizi temsil eden, parça olmayan cumhurbaşkanına, televizyonda polemik yapmayan, muhataplarına hakaret etmeyen cumhurbaşkanına verilmiş ceza kanunundaki imtiyazdan hiç sıkılmadan istifade ediyor. Sonucu söyleyeyim. Turgut Özal'a 207 tane dava açılmıştır. Cumhurbaşkanı hakaretten dava açılmış vatandaşa Turgut Özal döneminde. Abdullah Gül'e 848, Recep Tayyip Erdoğan'a 44.675. Özal'ın 200 katı, Abdullah Gül'ün 50 katı milletin sorunu olduğu demeyin. Milletle sorunu olan bir cumhurbaşkanıyla karşı karşıyayız. Ve bugün geldiğimiz noktada son rakamım Sayın Cora. Örtülü ödenek meselesi. Dediniz ki siz bu rejim değişirken göreceksiniz. Bu rejim o kadar esnek, o kadar güçlü, o kadar hızlı karar veriyor olacak ki o çok eleştirdiğiniz örtülü ödeneğe ihtiyaç dahi duyulmayacak. Bakın 2.7 milyara ulaşmış 10 ayda örtülü ödenek harcamanız ve bu Sezer döneminin 720,
Gül döneminin 170, parlamenter rejimdeki kendi döneminizin 58 katı. Teşekkür ediyorum. Bitiriyorum. Son cümlemi söylüyorum. Burada uzun lafın kısası şudur. Bu rejim ekonomiye iyi gelmedi. İşsizliğe iyi gelmedi. Enflasyona iyi gelmedi. Kadın cinayetlerine iyi gelmedi. Bu rejim çocuklara iyi gelmedi. Gençlere iyi gelmedi. İstihdama iyi gelmedi. Velhasılı gelen 100 yılın sonunda bu rejim Türkiye'ye iyi gelmedi. Önümüzdeki referandum niteliğindeki seçimde iktidar olduğumuzda Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı bu meclisi ve bu komisyonu müzakereye, muhalefete değer vermeye, gerçek kuvvetler ayrılığına, hukukun üstünlüğüne yönelik yönettiğinde hepsine iyi geldiğini ve Cumhuriyet'in ilk döneminde olduğu gibi bu ülkenin gerçekten 85 milyon kenetlenebileceğini ve hep söyleyip de başaramadığınız o şahlanmayı demokrasiye ve hukuka sarılarak başaracağımızın sözünü kayda geçirerek hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı, değerli bürokratlarımız ve basınımızın değerli emekçileri, öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı bütçesini görüşüyoruz, 2023 yılı. Tabii 2023 yılı aynı zamanda Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına başlayacağımız yıl. O nedenle bütçe kullanımı tercihleriyle birlikte yeni yüzyıla girerken Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi üzerine de bir değerlendirme yapmak gerekiyor. Temmuz 2018'de geçiş yaptığımız Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde Türkiye'nin yakıcı sorunlarının çözümleri için ihtiyaç duyulan ve söz verilen adımlar yerine tam tersi adımlar atılmış ve bu sistem aradan geçen yaklaşık 4,5 yılda ülkeye her anlamda bir çöküş yaşatarak tek adam rejimi olduğunu ispat etmiştir. Getirdiğiniz bu sistem, yürütmenin başının tek bir kişiye bağlanması ve olağanüstü yetkilerle donatılması sonrası en başta kuvvetler ayrılığı ilkesini tamamen ortadan kaldırarak meclisimizin işleyişini yaraladı değerli arkadaşlar. Ve denge ve denetleme mekanizmalarını da etkisiz kıldı. Böylece Türkiye'nin ihtiyacı olan katılım, müzakere ve demokratik uzlaşı esasına dayalı bir sistem arayışından ülkemizi de tamamen uzaklaştırdı. Bir iktidar vekilimiz konuşmasında bugün Türkiye bağımsız bir dış politika, bağımsız bir ekonomik politika izlemek için bütün şer güçleri karşısına almıştır dedi. Evet, ancak siz bugün bu sistemin size sağladığı sınırsız güç ve yetki ile toplumun tüm muhalif kesimlerini de şer güçleri olarak etiketlediniz. Sistemin yargıyı net olarak yürütmenin vesayeti altına almasıyla birlikte yargı, siyaseti ve toplumu dizayn etmek için bir silah olarak kullanılmaya başlandı. Kendi güdümüne aldığı siyasi davalar vasıtasıyla muhalefeti sindirmeyi amaçlayan bu sistemde muhalefet belediyelerinden başlayarak başta Boğaziçi olmak üzere üniversitelere kadar uzanan geniş bir ölçekte merkezden atanan ve yalnızca tek bir kişiden emir alan kayyumlar eliyle seçme seçilme hakkı dolayısıyla halk iradesi de yok sayıldı. Sadece yargı sopasını değil, tek ses haline getirdiğiniz medya sopasını ve polis gücünü de aynı şekilde kullanır hale geldiniz. İktidarınızda kadına şiddet de arttı. Bu konuda iktidarınızın söylem ve eylemlerinin etkisi büyük. Toplumsal cinsiyet eşitliği tanımını kullanmaktan kaçınan, kadını bir birey olarak görmeyip sürekli eş, anne, aile düzleminde konumlandıran merkezi yönetim anlayışınızın 20 yıldır şiddeti üreten tüm dinamikleri şekillendirmesi de kaçınılmazdır. Bugün 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü ve siz bugün sesini duyurmak isteyen, protesto hakkını kullanan kadınlara yine polis şiddeti uyguladınız. Bu haberlerle karşılaştık bugün. Yeni Cumhurbaşkanlığı sisteminde 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ilan edilen OHAL'in kaldırılmasından kısa bir süre sonra İletişim Başkanlığı zamana uyarlanmış Propaganda Bakanlığı. Fahrettin Altun da Propaganda Bakanı olarak kurgulanmıştır.
Haliyle kurumun 2023 bütçesi 1.6 milyar lirada iktidar propagandası için kullanılır hale gelmiştir. Tüm bu uygulamalar neticesinde ülkeyi uluslararası insan hakları ve temel özgürlükler standartlarından uzaklaştırdınız ve şimdi Türkiye tüm dünyanın itibar ettiği özgürlükler endekslerinde Pakistan, İran, Rusya ve Çin gibi bu konudaki kötü şöhretli ülkeler seviyesinde anılıyor. Bu sistem ekonomik refah için ne vaat etmişti? Biraz daha ona değinmek istiyorum. Ülke bir şirket gibi yönetilecek, tek bir kişinin yönetiminde hızlı karar alma mekanizmaları ile doğrudan uygulamalar hayata geçirilecekti. Ancak bu anlayış bu sistemin ülkeye yıkım getireceğini acı bir şekilde herkese yaşattı ve gösterdi. Ekonomiye dair kendi koyduğu hedeflerden kendini ekonomist olarak ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istekleri doğrultusunda uzaklaştırdı. Türkiye 2018'den bu yana bir zam ülkesine dönüştü. Bütçede kara delikler oluştu. Ancak asıl kırılma 2021 yılında uygulanmaya başlanan yeni ekonomi modeli ile yaşandı. Gıda fiyatlarındaki artış son bir yıl içinde en az %177 oranında artarken Temmuz 2018'de yaklaşık 4.8 lira seviyesindeki dolar kuru Kasım 2022 itibariyle 18.9 lira seviyesine ulaştı. Buna karşın Temmuz 2018'de 330 dolar seviyesindeki asgari ücret bugün yapılan ciddi zamlara rağmen 200-295 dolar seviyesine geriledi. 5500 TL'lik asgari ücret Ekim 2022 itibariyle 8600 lira olarak belirlenen açlık seviyesinin çok altına düştü. Ülkedeki yoksulluk sınırı 25 bin liranın üstüne çıktı. Biz bugün Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı çocukların açlığını, kaynamayan tencereleri, artan yoksulluğu konuşur duruma geldik. Ülkeyi terk eden hekimler, öğrenciler de cabası. Üretimde yaşanan sıkıntılar, sanayi üretiminde daralma, ticari kredilere ulaşmada yaşanan zorluklar. Bunları bakanlık bütçelerinde detaylı şekilde konuştuk. Ancak hepsi birlikte önemli bir sorunlar yumağı halini almış durumda. Halbuki hedefler neydi, nelerdi? 10. Kalkınma Planı'nda 2023 yılı için 2 trilyon dolarlık milli gelir hedefi vardı. 11. Kalkınma Planı'nda bu 1 trilyon 80 milyar dolara çekildi. OVP'de ise 875 milyar dolara kadar düştü. 10. Kalkınma Planı'nda 2023 yılı için kişi başına milli gelir 25 bin dolar iken 11. Kalkınma Planı'nda bu 12.484 dolara, orta vadeli planda ise 10.033 dolara kadar düşürüldü. 10. Kalkınma Planı'nda yine 2023 için %5'lik bir işsizlik hedeflenirken 11. Kalkınma Planı'nda bu %9.9'a, orta vadeli planda ise 10.9'a yükseltildi. 2022-2024 orta vadeli programda 2022 bütçesi için 1.7 milyar lira öngörülürken bugün bu rakam 4.4 milyar liraya çıktı. Yani getirdiğiniz Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminde 4,5 yıldır kendi koyduğunuz hedeflerin yanına bile yaklaşamadınız. Ama sizin hiç hatanız ve eksiğiniz yok. Bütün suç dünyada yaşanan emtia fiyatlarındaki rekor artışlarda, Rusya-Ukrayna savaşında, hızla yükselen enflasyonda, tedarik zincirlerindeki bozulmada. Elbette dünyada önemli değişimler var. Bu değişimlerin Türkiye'yi etkilememesi düşünülemez. Ancak sizin bu toptancı yaklaşımınız, muhalefetin önerilerini küçümseyici ve üstenci yaklaşımınız, ülkemizle ilgili rasyonel analizler yapmamıza da engel olmuştur. Sonuç olarak Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına demokrasisi yara almış, başarısız olmuş bir yönetim sistemiyle ilerliyoruz.
Yeni sistem ile birlikte şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesinden de uzaklaşıldı. Örtülü ödenekten bahsetmek istiyorum bir iki cümle. Örtülü ödeneğin merkezi yönetim bütçesi gelirlerine oranı son 16 yılda %89 artış gösterdi. İnanılmaz bir artış. Ama bu artışın sebebi de Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminin işleyişidir. Cumhurbaşkanı örtülü ödenek harcamaları Ocak-Ekim döneminin sonunda 2.7 milyar TL'ye ulaşmış durumda. Ancak önemli olan örtülü ödeneği kullanma yetkisine sahip Cumhurbaşkanı'nın kullanma yetkisini etik sınırlar içerisinde değerlendirmesidir. Değerli arkadaşlar, Sayın Başkan, ben de son cümlelerimi yine arkadaşlarıma hitap ederek bitirmek istiyorum. Ben de 27. dönemin bu son bütçe görüşmesinde komisyon üyesi, iktidar ve muhalefetteki tüm vekil arkadaşlarıma iyi kötü yaşadığımız her şey için teşekkür ederek sözlerimi tamamlamak istiyorum. Yine de Cumhurbaşkanlığı bütçesinin hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ederim. Öncesi değerli hazırım. Eski mesleğim sebebiyle bugünkü bütçe görüşmelerinde İletişim Başkanlığı hakkında söz aldım. Açıkçası çoğunuz gibi ben de Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü'nden evrilerek bu yeni sistemde, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde İletişim Başkanlığı'na dönüşen bu kurumun icraatları hakkında biraz cahilim. Yani o kocaman binasının önünden her geçtiğimde neler yapıyor diye merakta kaldım. Fuat Oktay Bey tadat etmiş bu kurumun faaliyetlerini. Kamu diplomasisi, dezenformasyonla mücadele, devlet-millet ilişkisini güçlendirme. Ama maalesef eski bir haberci olarak kurumun, iletişim başkanlığının bu faaliyetlerinden çok benim aklımda kalan taraflı cezalarıdır. Son bir yıl içinde, ki rakamlara tam vakıf değilim ama Türkiye Gazeteciler TGS, yani hem sendika hem cemiyetin ortak toplantılarından çıkan rakamlara göre kesilen cezaların iletişim başkanlığına bağlı basın ilan kurumu tarafından %88'i muhalif medyaya dönüyor. Bu zaten bir fikir veriyor. Bu sene yapılan bir başka icraat açıkçası benim kafamda çok ciddi soru işareti yarattı. Bir gazetenin, sosyalist çizgideki bir gazetenin, Evrensel'in tiraj rakamlarına dayanılarak ve bu konuda bir teftişi müteakip hem ilanlarının kesilmesi, hem basın kartlarının iptali, hem de işte onu muhtemelen yapanlar da pek kestiremiyor, cezaevlerine girişi yasaklanmış durumda. Peki, soracağım ama muhtemelen cevap da almayacağım. Sonuna kadar da bekleyeceğim cevabı. Yanlış anlamayın, saygısızlık etmiyorum. Başka herhangi bir gazeteye ya da mefkureye diyeyim, daha genel şekliyle böyle bir tiraj denetim uygulandı mı acaba? Cidden merak ediyorum. Tirajların ne kadar uyduruk oldu? Biz eski gazeteci sıfatıyla konuşuyorum ama bugünkü gazetecilerin de çok iyi bildiği bir şeydir. Çünkü basın ilan kurumunun ilanını hak etmek için belli bir tiraj tavanı vardır. Ayrıca işte basın kartına hak kazanmak için belli bir personel sayısı vardır vesaire. Bunlar genellikle denetlenmezse şişirilir. Bu da benim eski mesleğimin deformasyonlarından biridir. Bir diğer konu, yine Sayın Fuat Oktay'ın ifadesinden anladığım kadarıyla 17.382 kart vermiş İletişim Başkanlığı ve eski işte mirasını devraldığı kurumlar. Ama aynı metinde kaç kartın iptal edildiği yazmıyor. Bu da başka bir haksızlık. Çünkü gazeteciyi gazeteci olarak tarif eden çalıştığı kurumdur. Bir yere gönderdiği zaman onu bir tanıtım kartı olarak verir. Bunu da ama çok elden kaçmasın diye ortak komisyonların, işte gazetecilerin derneklerinin, cemiyetlerinin, sendikaların hazır bulunduğu, ki son yasada siz de oraya geldiniz. Bu sansür yasası olarak adlandırılan yasada o sisteme geri dönüldü. Yine ortak komisyonlar tarafından verecek basın kartı. Ama devletin bu konuda sen gazetecisin, sen değilsin deme hakkının olduğuna da inanmıyorum açıkçası.
Beni çalıştıran kişi bilir benim ne yaptığımı, ne yapmadığımı. Maaşımı ödeyen, karşılığında gazetesini satıp parasını cebine koyan kişi bilir. Ya da Anadolu Ajansı ise devlet bilir. Gazeteci midir, değil midir çalıştığı muhabiri, editörü, foto muhabirini. İkinci eleştiri noktam da bu idi. Sansür yasası hakkında söyleyeceğim çok basit. Zaten burada çok konuşuldu. Böyle bir yasa zaten uygulanamaz. Çünkü bu yasanın uygulanacağı kişiler bu yasadan korkmaz. Açık konuşalım. Öteki türlü de zaten medyanın %90'ına sahip bir siyasi iktidardan bahsediyoruz. Onlar da zaten bu yasanın konusu olmaz. Son cümlelerim, çünkü 27 saniyem kaldı. Bakın, İletişim Başkanlığı yerine aldığı kurumun işlevini tamamen unutmuş gibi gözüküyor. O da işte Anadolu matbuatını adil bir şekilde ilanla desteklemek, gazetecilere gereken tanıtıma desteğini vermek. Bütün bunlar unutulmuş. Bir kişinin iletişimi yapar bir hale gelmiştir kurum. Bu kurumun bu noktadan en kısa zamanda dönmesi temennisiyle bütçenizin hayırlı olmasını temenni ederim. Sayın Enis Bey. Özellikle 2017 anayasa kurgusunun getirdikleri üzerinde yoğunlaştığı için benim de uzmanlık alanım olarak buna değinmem gerekiyor. Hükümeti nedir 2017 anayasa kurgusu? Hükümeti ve kurul halinde siyasal karar süreçlerini, siyasal sorumluluk kurallarını ve bu bağlamda anayasal denge ve denetim düzeneklerini kaldıran 2017 anayasa kurgusu, devleti temsil ve yürütme yetkilerini bir kişide topladı. Osmanlı Devleti, Türkiye Cumhuriyeti anayasal ve siyasal tarihinde bir ilk olan bu anayasal kurgu, yüzyıllara yayılan siyasal ve demokratik evrim sürecinde derin bir kırılma ve kopuş anlamına gelmektedir. 5 başlık altında özetlenebilir. Değişikliğin itici güçleri, geçiş dönemi, ikili anayasal düzen ve fiili uygulamalar, kalıcı OHAL riski yaratan sorumsuzluk zırhı ve uluslararası ilişkiler. Değişiklik dinamiklerine baktığımız zaman 3 etken öne çıkmaktadır. Birincisi 15 Temmuz darbe girişimi, hain darbe girişimi. İkincisi ise Sayın Devlet Bahçeli'nin 16 Ekim 2016'daki sözleri, ülke yönetimi yasa ve anayasaya uygun değildir ve de suç işlenmektedir. Sayın Cumhurbaşkanı fiili başkanlık yapmaktadır. Düğmeye basıldı ve o an ortam ve koşullarında anayasa değişikliği gerçekleştirildi. Tam 6 ay sonra oylama yapıldı. Gizli oy ilkesi ihlal edilerek ölçüsüz propaganda ortamında ve mühürsüz oylar eşliğinde. Peki uyum yasalarına gelince aslında uyum yasaları yükümlülüğü de yerine getirilmedi ve kararnamelerle son dakikada geçiş sağlandı. Peki ikili anayasal düzen ve fiili durum, fiili uygulama nedir? İkili anayasal düzen bir, ikinci maddenin öngördüğü demokratik hukuk devleti, iki, anayasa 101 ve devamında özetle 104, 105, 106'da öngörülen ve ikinci maddeyle bağdaşmayan hükümler. Ama bir üçüncü durum var ki özellikle bugün tartışılan husus, bu iki düzene de uymayan alan, buna de facto veyahut da fiili durum olarak adlandırmak mümkün. Şimdi burada öngörülen Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bir yasal dayanağı bulunmamaktadır. Yalnızca 7142 sayılı yasanın gerekçesinde yer almakla birlikte aslında hükümet yok. Hükümet yok. Cumhurbaşkanlığı 102 ve devamı anlamında Cumhurbaşkanlığı bulunmuyor. Konuşmalar şunu gösterdi ki sistem de yok. Çünkü bir kişi eğer parti başkanı olmayı tercih ederse, diğer cumhurbaşkanı bunu tercih etmezse, bu kadar büyük seçenekler varsa buna sistem denmez. Birçok buna örnek verilebilir. Bu bakımdan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi aslında bir tür görünüşü kurtarmak için kullanılan bir kavramdır. Ama bunun tam tamına karşılığı parti başkanlığı yoluyla devlet başkanlığı ve yürütmedir. Ancak buradaki esas sorun şu, yürütme nerede başlıyor, nerede bitiyor? Doğru, 104. madde bir kişiye veriyor bütün bu yetkileri, yürütme ile bir kişi Cumhurbaşkanı özdeşleşiyor. Fakat mesela burada yürütme var mı? Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşülüyor ama yürütme yok. Çünkü yürütmeyi tek başına Cumhurbaşkanı temsil ediyor.
Burada siyaset var mı? Yoksa daha çok bürokratlar mı temsil ediyor? Siyasetten çok bürokratlar temsil ediyor burayı. Bu bakımdan bu kişilerin parlamento önünde siyasal sorumluluğu var mı? Bulunmuyor. Çünkü zaten 2017 anayasa kurgusu siyasal karar düzeneklerini kaldırdığı gibi siyasal sorumluluk ilkesini de kaldırmış bulunuyor. Zira 161. maddeye göre esasen bu sunumu Cumhurbaşkanı'nın yapması gerekiyor. Çünkü yürütme adına tek kişi odur anayasa gereği. Şimdi neden kaldırıldı bu yönetim? Çift başlı yürütme denerek bir yanılsama sonucu, çünkü yürütme değildi çift başlı olan, devlet başkanlığıyla yürütme karıştırılmıştı. Teşekkür ederim. Ama şimdi burada görüyoruz ki aslında çift başlı yürütme adına birleştirilen bütün erkler iki sonucu beraberine getirmiş bulunuyor. Bir, paralel yapılar Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısının tanıttığı birimler ile bir aydır bakanlık birimlerine tanık oluyoruz. Bu devlet içerisinde paralel yapılar birincisi. İkinci sonuç ise parti, devlet ve kişi birleşmesi. Bunu özellikle çarşamba günü parti grup toplantılarında görüyoruz. Teşekkür ediyorum. Son cümlemi söyleyeyim Sayın Başkan. Bakanlar siyasetin dışına bırakıldığı halde, bakanlar seçimle gelmeyen kişiler olduğu halde, bakanlar meclis önünde sorumlu bulunmadığı halde aslında parti grup toplantılarına katılıyorlar ve bu da parti, kişi, devlet birleşmesi sonucunda doğuruyor. Buna son vermediğimiz sürece bunu kesinlikle demokratik olarak adlandıramayız. Değerli arkadaşlar, bu husus... Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı, kıymetli hazirim. Öncelikle herkesi saygıyla selamlıyorum. Sayın Oktay'ın geçtiğimiz günlerde doğalgazla ödenen faturaların her 100 lirasını, 80 lirasını hükümet olarak biz ödüyoruz şeklinde bir açıklaması olmuştu. Bu ifadede yanlış çok da önce şunu soralım. Yani siz bu türden açıklamalar yapan bakanlar bu parayı cebinizden mi ödüyorsunuz? Hep dersiniz ya 2002'de şöyleydi, şimdi böyle oldu. Hatırlatırım, %20 ile devralmıştınız. Şimdi resmi enflasyon %85. Yıldaki zam oranı yaklaşık olan doğalgaz faturasını ödemekte, hatta evine ekmek götürmekte bile zorlanan halkımızı kim yoksullaştırdı? Siz yoksullaştırdınız. Ülkeyi böylesi bir ekonomik vasata siz getirdiniz. Cumhuriyet hükümetleri toplu civarında kaynak kullanmışken 20 yılda yaklaşık yani kaynak kullandı. Bu kadar kaynağın kullanıldığı bir dönemde aslında doğalgaz bedava olmalı, değil mi? Önceki gün 2023'ün yeniden değerleme oranı %122 olarak açıklandı. Vergiler, harçlar, para cezaları gibi kalemlere yapılacak zamların dayanağı olan bu yeniden değerleme oranındaki tutumunuz ne olacak göreceğiz. Onu da mı siz ödeyeceksiniz? Göreceğiz. Şimdi bu ifadedeki ikinci yanlışa gelelim. Aslında siz kuramsal olarak bir hükümet değilsiniz. Getirilen ucubeye Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi adının verilmiş olması ortada bir hükümet olduğunu göstermez. Anayasa hukuku literatürüne göre hükümet parlamenter sistemlere ait bir kavramdır. Bu anlamda ortada kuramsal olarak bir hükümet yok. Size kabine de denilemez. Çünkü kabine sisteminde kabinenin ortak karar hakkı belirleme yetkisi ve görevi vardır. Bu ucube sistemde böyle bir şey var mı? O da yok. Sizde tek irade var. Tek adam iradesi. O nedenle biz demeniz yanlış, hükümet olarak biz demeniz daha da yanlış. Getirilen sisteme ucube dediğimiz zaman kızanlar oluyor. Getirilen bu sistem halkın %50+1 oyuyla seçilmiş ve iktidar olmuş Cumhurbaşkanlığı muhalefetin kazandığı belediyelerde muhalefete düşüren bir sistem. Niye? Çünkü Cumhurbaşkanı aynı zamanda partisinin genel başkanı. Cumhurbaşkanı her gün katıldığı toplantılarda, televizyonlarda açıklamalar ile başta İstanbul ve Ankara olmak üzere laf yetiştiriyor, muhalefet ediyor. Cumhurbaşkanının işi bu mu? Bence olmamalı. Aslında tek başına bu bile sistemin ucubeliğinin tescil için yeterli sebep. Yanı sıra dayatılan bu tek adam rejimi AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın 2011 yılında ilan ettiği 2023 hedeflerinde ulaşılamaz hale getirdi. Mesela 2023'te 500 milyar dolara ulaşacağı ilan edilen ihracat hedefi ulaşılamaz hale geldi. Şimdi bunun yarısına bile sevinir hale geldiniz. Türkiye'yi en büyük 10 ekonomi arasına sokma hedefi de boşa çıktı. Bugün Türkiye'yi ilk 20'nin bile dışına düşürdünüz.
Yetmedi, işsizlik, enflasyon, dış borç, cari açık. Enflasyon, dış borç, cari açık. Erdal Aydemir, İYİ Parti'den Sayın Naci Cinisli, MHP'den Sayın İsmail Faruk Aksu, AK Parti'den de Sayın Ekrem Çelebi şeklinde söz vereceğim sırasıyla. Sayın Mehmet Bekeroğlu, buyurunuz. Teşekkür ederim Sayın Başkanım, Sayın Bakan, değerli arkadaşlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Cemal Bey kalktı herhalde, anlattıkken uçak falan dedi. Uçak yapacağız demek istedi herhalde, değil mi arkadaşlar? İnşallah ileride uçak yapacağız demek istedi. Şimdi Sayın Cora dedi ki Başbakan hangi hükümet sisteminde asıldı? Bir sağdan bir soldan hangi hükümet sisteminden asıldı? Ya kendisi hukukçu, darbe yapılmıştı o dönemde. Askeri darbe hükümeti döneminde yapıldı. Evren astı. Hani bu ne demek istiyor? Bir de diyor ki ya şey yaptı, hangi hükümet döneminde şiir okuyan bir insana, belediye başkanına 4 ay hapis cezası verilir? Sizin hükümetiniz döneminde şu anda 4 ay hapis cezası alıp Pınarhisar'da yatan Sayın o dönemin belediye başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı döneminde atasözü söyleyen, şiir okuyan, herhangi bir yerde bir şekilde işinize gelmedi cümle kuran herkes tak diye atılıyor sorgusuz sualsiz. Bırakın yargılanma sorgusuz sualsiz 6 ay bir sene yatabiliyor. Sizin döneminizde oluyor bunların. Bunun da cevabını vermiş olalım. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım, biliyorsunuz yeniden değerlenme oranı Ekim ayındaki TÜFE, ÜFE ortalaması bile belirleniyor. Ancak Cumhurbaşkanı bunu %50 arttırma, %50 azaltma yetkisine sahip. Meclis yasama kendisine böyle bir yetki vermiştir. Şimdi TÜFE ortalaması %122,9 çıkınca ben demiştim ki Cumhurbaşkanı bunu en azından yani %50 indirmese bile yani bir indirir 100 falan olur. İndirmedi. Bugün ilan edildi. Yeniden değerlenme oranı %122,9 olacak değerli arkadaşlarım. Bu ne demektir biliyor musunuz? Bütün vergiler, işte devlet alacakları bu oranda artacak. Eğer Cumhurbaşkanı müdahale etmezse mesela motorlu taşıtlar vergisi %122,9 oranında artacak. Değerli arkadaşlar, ya enflasyon %85,5 ilan ediyorsunuz. Hepiniz de övüyorsunuz. Nasıl devletin ilan ettiği enflasyona uymazsınız, dinlenmezsiniz filan. Siz niye dinlemiyorsunuz devletin uyduğu enflasyonu? Siz devlet değil misiniz? Niye en azından enflasyon oranında yapsaydınız yeniden değerlenme oranı %85,5 yapsaydınız? Faizi de daha dün %9'a indirdiniz. Sayın Cora bilemedi %9,5 filan dedi. Çekin kulağını onu. Şimdi değerli arkadaşlarım, başka vahim bir durum var. Dün İşte Sağlık Bakanlığı'nı konuştuk. Arkadaşlar bu genel Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım, genel sağlık sigortası dün ben söyledim. Gerçekten dünyanın en önemli genel sağlık sigortalarından biri kapsayıcılık ve derinlik açısından. Ama finansman konusunda çok ciddi problem ortaya çıktı. Finansmanı düşünülmediğinden dolayı iflas noktasına geldi. Şu anda gerçekten nitelikli bir tetkikler ve müdahaleler genel sağlık sigortasının neredeyse kapsamına çıktı. Ya resmen çıktı yahut fiilen çıktı. Fiilen nasıl çıktı? İnsan kanser gidiyor 1,5 ay 2 ayda şey alıyor, efendim sıra alıyor, 1,5 2 ayda MR'ını çektiriyor, bir ay MR'ın okumasını bekliyor, ölüyor. Ya özel hastaneye gidecek. Özel hastanede büyük farklar alıyor. Özel sigortalar 100 bin liralık polise gönderiyorlar. Özel hastanelerde artık %300'ü falan geçtiler, istedikleri kadar alıyorlar. Nitelikli müdahale yapabilen insanlar da, doktorlar da üniversite hastanesi ve devlet hastanelerinde tatmin olmadıkları için özlük haklarından ayrılıp özel hastaneye gidiyorlar.
fakir olan insan, hayır biz en büyük yardımı yapan kuruluşu, hükümetiz filan dedi. Biraz sonra Cemal Bey, sosyal yardımı yapan. Ya bununla övünmeyin ya, en çok yoksul sizin zamanınız var. Doğru da değil bu. Fakir olan insan fiilen ölümü beklemek durumundadır Cemal Bey kardeşim. Şu andaki genel sağlık sigortası işlemiyor. Değerli arkadaşlarım, şimdi bürokratlar, bitireyim arkadaşlar. Bürokratları tanıtırken MİT, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkan Yardımcısı gelmişti. Sayın MİT Başkanı parlamentoya gelmedi. Oysa Türkiye'nin, bütün Türkiye'nin acı çektiği, üzüldüğü derinden en büyük olaylardan birini yaşadık. Geçtiğimiz günlerde İstiklal Caddesi patlaması ve terör olayı, katliamı diyelim. Ve bu olay artık hemen hemen herkes iktidarı muhalefetiyle ciddi bir sınır güvenliği istihbarat zaafından kaynaklandığını söylüyor. Böyle bir durumda MİT Başkanı, MİT Müsteşar eskidendi, başkanı buraya gelip kendisi bu konuyu bize anlatması lazım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hesap vermesi gerekirdi. Sayın değerli arkadaşlarım, bir tane kadın bir yerden giriyor, şu kadar kilometre gidiyor İstanbul'da, İstanbul'un en önemli merkezinde kamuflaj elbisesi giymiş, elinde gülle dolaşıyor. Ya orada herhangi bir insan bunu görse bu nedir deyip yakalayacak, ama Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bunlardan haberi olmamış. Değerli arkadaşlarım, bütün spekülasyonlar bu patlama ile ilgili yapın, bütün spekülasyonlar biraz evvel söylediğim iki cümlenin üzerine kurulmuştur. Nasıl oluyor da böyle bir şey görmesiniz? Ne gibi bir sınır zafiyeti, istihbarat zafiyeti var? Bunu bize burada anlatması gerekirdi değerli arkadaşlar. Şimdi bunun üzerine benim şurada söylediğim kadar laf bile söylesek hemen o şeydeki ne diyorsunuz, külliye diyorsunuz siz, biz de saray diyoruz. Halbuki Cumhurbaşkanlığı değil. Cumhurbaşkanlığındaki Fahrettin Altun arkadaşımız hemen dezenformasyondan işlem yapmak için gerekli şeyleri verirdi. Değerli arkadaşlarım, bu dezenformasyon ya da hakikati kim tayin ediyor? Ne enformasyondur, ne dezenformasyondur. Bunun kanununu çıkardınız. Kim tayin edecek değerli arkadaşlarım bu konuyla ilgili? Şimdi ben Sayın Süleyman Soylu'nun ilk günden yapmış olduğu açıklamalardan başlayarak kuşku içindeyim İstanbul'daki patlama ile ilgili. Örnek veriyoruz, daha bir sürü olay var. Şimdi bu konuyla ilgili hakikati bana kim anlatacak? Fahrettin Altun devlet mi anlatacak yani? Yani Fahrettin Altun şey yayınlıyor değerli arkadaşlarım. Kanun gereği midir bilmiyorum. Dezenformasyon bülteni yayınlıyor ve gazetecilere gönderiyor. Bunlar doğru, bunlar yanlış. Böyle bir demokrasi olmaz değerli arkadaşlarım. Böyle bir demokrasi mümkün değil. Böyle bir demokrasiye demokrasi denmez. Hakikat insanlar konuşurlar. Elbette devletle ilgili bir takım şeyler vardır. Onlara zaten kimse bir şey demiyor. Onlarla ilgili bir şeyimiz yoktur. Hani kasıtlı olarak karşı casusluk faaliyetleri vardır da bunu ortadan kaldırıp, o ayrı bir konudur. Ama burada gözümüzün önünde ulu orta yaşanan ve hepimizi derin şeye boğan, hatta üzerinde bir sürü spekülasyonlar var. Ya biz büyük bir travma yaşadık bu ülkede. 7 Haziran 1 Kasım'da büyük bir travma yaşadık. Hemen onu hatırlatan, gerçekten herkesi karamsar kılan, ki bir araştırma şeyi de yayınladı. Adalet ve Kalkınma Partililerinde %70'i bu şekilde bakmışlar bu olaya. Ya böyle bir olay yaşıyoruz ve Cumhurbaşkanı, İçişleri Bakanı geliyor, şöyle olmuştur diyor. Daha işin başında şöyle olmuştur diyor. Ondan sonra iletişim başkanı da şu kadar para ayırıyoruz. İşte Cumhurbaşkanlığının binası yetmiyor. Dışarıda büyük bir bina kiralıyoruz, iletişim. Değerli arkadaşlarım, devlet evet, yani Cumhurbaşkanı, partili Cumhurbaşkanı olamaz, olmaması gerekiyor. Hadi o Cumhurbaşkanı. Ama her şeye rağmen devlet ayrı bir şeydir. Efendim hükümet, siz, Adalet ve Kalkınma Partisi ayrı bir şeydir. Ya kardeşim, herhangi bir şeye ayağına diken batan hükümet yetkilisi ya da Adalet ve İktidar Partisi yetkilisi hemen atlıyor. Benim aleyhime söylenen her şey, devletin aleyhine söylediniz. Hemen insanları gidiyor, haine yazıyor. Değerli arkadaşlar, böyle bir şey olmaz. Bakın, bitiriyorum sözlerimi. Bir ülkede insanların yarısı
terör, terör iltisaklı, terör destekçisi ilan ediliyorsa o ülkede de hiçbir şey olmaz. O ülkeyi siz yönetemiyorsunuz demektir. Ya ne demek ya? Ne demek bu ya? Sayın Cumhurbaşkanı yardımcım. Sayın Cumhurbaşkanı çıkıyor muhalefeti, ya o da konuşmada neydi kardeşim ya? Elimizde şey var, gül mü var? Gül var filan. Gürz de var. Ya Sayın Cumhurbaşkanı yapmayın ya. Rica ediyoruz ya. Gürz mürz taşımayın Sayın Cumhurbaşkanı ya. Biz bu ülkenin vatandaşlarıyız. Bugün siz iktidardasınız. Yarın başkaları iktidar olacak ya. Bu kadar büyüklenmek, bu kadar ezip geçmek olmaz. Sindirerek ne kadar yöneteceksiniz? Arz ederim efendim. Ben de geçtiğimiz dönemde anayasa görüşmelerine, bu sistem değişikliği görüşmelerine bizzat katılmış, takip etmiş, detaylı tartışmaların yapıldığı komisyona yer almış biri olarak aslında bugün ve bu süreci belki de işte tamamladığımız, artık test ettiğimiz ve beraber tartıştığımız Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bir nevi gözlemlemiş de olduk. Bu yeni sistemle birlikte bugün de en çok tartışılan tabii ki yasama, yürütme, yargı, kuvvetler ayrılığı ilkesindeki yapı içerisinde yürütmenin ve özellikle de bir parti genel başkanı olan Cumhurbaşkanı'nın belki de kararlardaki müdahalesi, baskısı, yönlendirmesi sürecinin yarattığı ekonomik ve toplumsal maliyetleri tartışıyoruz aslında. Bizim o günlerde öngördüğümüz bütün bu süreci bugün karşı karşıyayız. Özellikle de yürütmenin, işte Sayın Kabaoğlu hocamızın söylediği tek kişilik bir hükümet sisteminde Cumhurbaşkanı'nın en çok da belki de güvensizlik yarattığı ve toplumsal olarak sorun yarattığı alan yargı sistemi üzerindeki ve hukuk güvenliği üzerindeki baskısı ve atama kararlarındaki etkinliği. Tabii bu sistemle beraber en çok tartıştığımız ve bu bütçe döneminde ve bu döneme de aslında sirayet eden hesap verebilirlik ve şeffaflıktan uzaklaşılan, ekonomik anlamda da mali disiplinden, denetim mekanizmalarından uzaklaştığımız bir yapıyla karşı karşıya kaldık. Ve ekonomik anlamda ve toplumsal anlamda ve devlet politikası gereği kurumsal güven tesis etmesi gereken kurumsal yapıların çoğunluğunu bir parti genel başkanı olan Cumhurbaşkanı'nın ataması, Cumhurbaşkanı kararları, kararnameleri, bunlar ciddi sorun alanları olarak karşımıza çıktı. Tabii bir parti genel başkanı olan Cumhurbaşkanı'nın bir parti iktidarı yanı sıra yönetirken ülkeyi kişisel iktidarında korumaya dönük tercihleri ve kararlarıyla da karşı karşıya kaldık. Doğal olarak bu süreçlerin sonucunda bugün hepimizin gelmiş olduğu süreçte ciddi ekonomik, toplumsal, uluslararası alanda da bir nevi krizler yaşadığımız bir tablo var karşımızda. İşte ekonomik anlamda karşılaştığımız tablo yüksek enflasyon, TL'nin değer kaybı, yüksek işsizlik, kişi başına gelirdeki geldiğimiz durum, yani ekonomik verilere baktığımız zaman ciddi bir geriye gidiş sürecinde yaşıyoruz. Çünkü bilimsel, evrensel, ekonomik ya da kurum kararları yerine kişisel kararlar ve kişisel tercihlerle şekillenen bir yapıyla karşı karşıya kaldık. Enflasyon, işsizlik sayıları söylemiyorum. Düşük gelir tuzağına giden bir ülke olduk. Dış ticaret açığı, cari açıkta yapısal dönüşümleri sağlayamadık. Gençler, bilim insanları, akademisyenler, doktorlar, yetişmiş nitelikli insan gücümüzün ülkede güven ve huzur ortamını görmediği bu sistem krizi ve bu kurumsuzlaşma, liyakatsızlaşma ve kuralsızlaşma ortamında güvenli bir ortamı da kuramadık maalesef. Beyin göçünde 32 ülke arasında 24. sıraya geldik. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı, uluslararası raporlardan Avrupa Birliği Uyum Komisyonu üyesi olarak 2018 sonrası bütün kurum raporlarda özellikle de denge denetleme mekanizması ve yürütmenin demokratik hesap verebilirliği, ki bu sadece seçimlere indirgeniyor, ben bunu böyle okuyorum karşı tarafın konuşmalarından, işte kurumsal yapılarda ciddi bir geriye gidiş var. Bağımsız özel kurumlar, düzenleyici, denetleyici kurumlarda ciddi bir eleştiriyle karşı karşıyayız. Ve doğal olarak bir parti teşkilatı gibi yapılanmayı görüyoruz. Liyakat değil, siyasi aidiyetin ortaya çıktığını görüyoruz. Ve bu yukarıdan aşağıya Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı, bu kuralsız, keyfilik, şahsilik en yukarıdan, devletin en üst kurumundan en alt kurumlarına kadar da sirayet ediyor. Doğal olarak sizin ortaya koyduğunuz politikalar bir sonuç doğurmuyor. İşte bugün baktığımız zaman üniversitelerin yönetimi, atamalar,
İşte YÖK Başkanı'nın bir görev ihmali yapıp müdahale edememesi. Ya ben bir akademisyen olarak buradaki diğer kurumlarımıza da aynı sorunları yaşıyoruz. Doğal olarak burada bir sorun alanı var. Ama bu sorunu da yok sayan bir yaklaşım karşımızda. İşte bugün bu bütçe dönemi bakanlar geldi. Bakanlar sorun alanlarını öncelemek yerine Cumhurbaşkanı'nın kendilerine hedef gösterdiği alanlarda çalışmalarını anlattılar. Somut politika önerilerini göremedik. Hangi bütçemiz, hangi politikada, hangi sorun alanına gidecek ya da buradaki sorulara etkin cevaplar verilemedi. Ve sizin son saniyelerimde şunu söylemek istiyorum. Sizin Cumhurbaşkanlığı içerisinde işte başkanlıklar, ofisler, genel sekreterlik, politika kurulları var. Ya bunların hepsinin ilgili bakanlıklarda müdahil kurumları var. Ve buraya ciddi bir insan kaynağı var. Ve ciddi bütçelerinde %60'tan fazlası da personel gerektiriyor. Şimdi burada ya neden böyle bir tercihte bulunuyorsunuz? Bu kadar kamu kaynağının ve bu kişiler kimler, nasıl atanıyorlar, kimin kararıyla atanıyor ve ne iş üretiyorlar? Ve son cümlem Sayın Başkanım izninizle, son 5 yılın sonunda bu sistemin yapısal sorunlarını ortaya koyacak mısınız ve bu yapısal sorunlarda nasıl çözümler üreteceksiniz? Teşekkür ederim. Sayın Başkan, kıymetli hazırım, demokrasi çaba isteyen, beslenmek isteyen, destek isteyen bir rejim ve bunun vergiler yoluyla yapılması kadar kıymetli bir şey yok. Çünkü halkın sesi hakkın sesidir. Eğer halkın sesini kısarsanız hakkın sesini kısarsınız, çürüme başlar. Çürümeyi önlemenin yolu halkın sesini dinlemektir. Biz sansür yasası buraya getirildiğinde iletişim başkanlığı açısından yapmayın bunu dedik. Bu yanlıştır dedik. MİT'le ilgili düzenlemeleri niçin getiriyorsunuz? Amacınız ne dedik? Şimdi size bir örnek vereceğim. Bu arada Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yurt dışında gerçekleştirdiği operasyonlar nedeniyle bir Türk yurttaşı olarak, bir parlamenter olarak partim adına teşekkür ediyorum. Çok etkili bir mücadele yöntemi, bunun devamından yanayız. Ancak Milli İstihbarat Teşkilatı'nı bir iç polis teşkilatı olarak kullanmak, Milli İstihbarat Teşkilatı'nı görev özünden kopararak rakiplerini izleyen, gözleyen, kaydeden ya da şantajcı çetelerin emrinde bazı grupların elinde görüntü kaydeden bir teşkilat haline getirmek Türkiye'ye yapılabilecek en büyük kötülüktür. Tarkan Mumcuoğlu, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, Necip Haplemitoğlu cinayetinin failidir. Kendisi şu anda eldedir. Tarkan Mumcuoğlu, Necip Haplemitoğlu'na ateş eden, bizzat katlini gerçekleştiren kişi olmakla suçlanmaktadır. Bu cinayetten birkaç yıl sonra Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bünyesine katılmıştır. Milli İstihbarat Teşkilatı 2018 yılından itibaren Tarkan Mumcuoğlu ile ilgili tanıklıklar varken, ifadeler varken ne yazık ki Tarkan Mumcuoğlu'nu korumuş, Tarkan Mumcuoğlu'nun savcılıklara ifade vermesini engellemiştir. Neden? Neden? Hablemitoğlu cinayetinde Tarkan Mumcuoğlu'nun savcıya ifade vermesinin engellenmesinin gerekçesi nedir? İddianame açıklandı, iddianameden söylüyorum. Sebebi nedir? Milli İstihbarat Teşkilatı resmen ifadeye çağrılan kendi çalışanını hangi gerekçeyle göndermemiştir? Neden savcıyla bu konuda konuşulmamıştır? Hukuk müşaviri engellemek yerine bu konunun önünü neden açmamıştır? Böyle bir suikastin saklanabilmesi, böyle bir suikastin yıllar sonra ortaya çıkmasının sağlanması bir büyük suç değil midir? Bununla ilgili içeride bir soruşturma yapılmış mıdır? Tarkan Mumcuoğlu ifadesini 8 yıl sonra şöyle vermektedir. İsteyen herkese ifade metnini dağıtabilirim. İddianame açıklanmıştır. Her şey serbesttir. Tarkan Mumcuoğlu diyor ki, siz benim ifademi nasıl alırsınız? Siz benim adımı nasıl açıklarsınız? Siz beni nasıl medyaya verirsiniz? Neden? Ben MİT'çiyim diyor. Yasak diyor. Katilleri korumak, zalimin yanında olmak, zulme ortak olmak demektir. Bir gizli servis böyle bir hatayı nasıl yapar? Çünkü yasalar buna el veriyor. Demokratikleşmek gerekiyor. Havalandırmak gerekiyor. Açık hale getirmek gerekiyor. Şaibeyi ortadan kaldırmak gerekiyor. Nasıl yapacağız? Daha çok demokrasiyle, daha çok özgürlükle, daha çok tartışmayla yapacağız. Şimdi Milli İstihbarat Teşkilatı bir iç polis teşkilatına dönüşürse, katilleri korursa, ifade vermesini engellerse, siz buraya getirdiğiniz her yasada
Bu katillerin ifade vermesini engelleyecek. Tartışılmayı, konuşmayı ortadan kaldıracak, özgürlükleri ortadan kaldıracak bir düzenleme yaparsanız biz nice oluruz. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın çok saygın yöneticileri PKK terör örgütünün eline geçtiler. Aradan yıllar geçti. Bu bizim çocuklarımız. Ben her üçüne soruyorum. Bu bizim çocuklarımızın başına ne geldi? Allah onları korusun. Allah onları o zulümden bir an önce kurtarsın. Ama biz ne yapıyoruz? Neden kamuoyuna böyle bir bilgi verilmiyor? Bu insanların başına gelen şey nedir? Yaşıyorlar mı? Öldüler mi? Ne yapılmaktadır? Bu insanların başına gelen şeyle ilgili olarak biz neden bilgilendirilmiyoruz? Komisyon neden bilgilendirilmiyor? MİT komisyonu oluşturulurken en önemli şey bilgi alacak, aydınlanacak bir komisyondu. Ama o komisyon hiçbir zaman böyle bir işlevi yerine getirmedi. Neden? Diğer gizli servisler kendi parlamentolarından bilgi saklamıyorlar. Bizim gizli servisimiz neden saklasın? MİT müsteşarı gelip niye anlatmasın? Bu insanların demokrasiye, bu insanların, Türkiye'de yaşayan insanların demokrasiye ihtiyacı var. Başladığım sözle bitireyim. Halkın sesinin hakkın sesi olduğuna inanmıyorsanız demokrasiye inanmıyorsunuz demektir. Ben halkın sesi hakkın sesidir diyorum. Mutlaka halkın temsilcilerini bilgilendirin. Saygılar sunuyorum efendim. Teşekkür ederim. Bir kimseye zümreye veya sınıfa bırakmama düşüncesi pusulamızdı. Kendisini tek başına millet olarak, tek başına devlet olarak görenlerle mücadele ettik, edeceğiz. Cumhuriyetimizin üzerinde kurulmak istenen hiçbir vesayeti kabul etmedik, etmeyeceğiz. Tek kişilik saray hükümeti Türkiye'yi esir aldı, onunla da mücadeleye devam edeceğiz. Ülkemizin üzerine çöken kara bulutları biz dağıtacağız. Türkiye'yi çağdaş uygarlığa ulaştırma ve onu aşma kararlılığımız tamdır. Emeği vahşice sömüren, bütün insanlık değerlerini ayaklar altına alan, sadece kendisini ve yakın çevresini refaha kavuşturan sömürü düzenini değiştireceğiz. Değerli milletvekilleri, tek kişilik saray hükümeti Türkiye'yi 5 temel sorunla karşı karşıya bırakmıştır. 1. Demokrasi sadece kağıt üzerinde kalmıştır. Yasama, yargı ve medya bir kişinin vesayeti altındadır. 2. Ekonomik bağımsızlığımız tehlike altındadır. Vatandaştan toplanan vergilerin ve yapılan borçlanmaların büyük bir kısmı içeride ve dışarıda bir avuç çıkarcıya aktarılırken milletimiz korkunç bir işsizliğe mahkum edilmiştir. 3. Dış politikada egemen güçlerin taleplerine boyun eğen bir Türkiye profili ortaya çıkmıştır. 4. Değişen eğitim politikasıyla Türkiye bilgi çağından koparılmıştır. Çocuklarımız eğitimde adeta denek olarak kullanılmaktadır. 5. Etnik kimlik, yaşam tarzı ve inanç eksenli siyasetle toplumsal barışımız derin yara almıştır. Tek kişilik saray hükümeti iktidarını sürdürmek için kamplaşmayı, kutuplaşmayı ve ayrışmayı çözüm olarak sürdürmektedir. Bu 5 temel sorunun çözümünü Cumhuriyet'in 100. yılında partimizin iktidarında hayata geçireceğiz. İktidarımızda yeni bir anayasa ile güçlendirilmiş demokratik parlamenter sisteme geçilecektir. Her türlü vesayetten uzak, darbe hukukundan arınmış, gücünü milletten alan bir anayasa yapılacaktır. Partili ve yanlı cumhurbaşkanı uygulamasına son verilecektir. Kuvvetler ayrılığı esas alınacak, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı kesin olarak sağlanacak, mahkemeler üzerinde yasama ve yürütmenin doğrudan ya da dolaylı vesayetine son verilecektir. Türkiye'nin toplumsal barışı ve huzuru sağlanacaktır. Tüm toplumsal sorunlarımız demokrasi temelinde ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin öncülüğünde çözülecek, Türkiye'nin tam bağımsızlığı, demokrasisi ve üniter yapısı güçlendirilecektir. Devlet yönetiminde ve toplumsal düzende liyakat sistemi hakim kılınacaktır. Seçim yasası değişikliğiyle cinsiyet kotası getirilecek, kadınların parlamentoda temsili güvence altına alınacaktır. Siyasi ahlak yasası ile siyaset kirlilikten arındırılacak, vatandaş ile siyasetçi arasındaki güven yeniden inşa edilecektir. Böylece milletin seçtiği vekillere ve gazi meclisimize itibarı geri verilecektir. Tüm kamu ihalelerinin şeffaf, kamuya açık, kayırmacılıktan uzak bir anlayışla yapılması sağlanacaktır. Sayıştay gerçek işlevine kavuşturulacak, Ulusal Vergi Konseyi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kesin hesap komisyonu kurulacaktır. Ekonomide ihracat odaklı,
ve katma değeri yüksek üretime öncelik veren bir planlama ve teşvik politikası yaşama geçirilecek. Bunun için güçlü bir stratejik planlama teşkilatı kurulacaktır. Üretim ve hakça paylaşım stratejik planlamanın ana felsefesi olacaktır. Eğitim sistemi tüm bileşenlerinin ortak çabasıyla yeniden yapılandırılacaktır. Üniversitelerimizde her türlü düşünce özgürce tartışılabilecek, her türlü bilimsel çalışma özgürce yapılabilecek, darbecilerin getirdiği yüksek öğretim kurulu yok, kaldırılacaktır. Tüm organize sanayi bölgelerinde iş garantili yatılı teknoloji liseleri kurulacak, sanayicinin ihtiyaç duyduğu eleman sorunu çözülecektir. Gelecek nesiller için ekosistem hakkı korunacaktır. Vatandaşlarımıza askeri bir gelir düzeyi mutlaka sağlanacaktır. Bu bağlamda aile destekleri sigortası uygulamaya konulacak. Bu topraklarda hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecektir. Vatandaş devlet yardımlarını lütuf olarak değil, hakkı olarak alacaktır. Yerel yönetimlerin gelirleri artırılacak. Kayyum uygulamalarına son verilip seçimle gelen belediye başkanlarının ancak seçimle gidecekleri güvence altına alınacaktır. Akılcı, barışçıl ve gerçekçilikten sapmayan, uluslararası hukuka ve meşruiyete önem veren bir dış politika izlenecektir. Ayrıca bölge merkezli dış politika yaklaşımından yola çıkarak kurucu üyelerinin İran, Irak, Suriye ve Türkiye'nin olacağı ve bölgemizde huzur, barış ve istikrar ortamı oluşturmayı hedefleyen Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı OBİT kurulacaktır. Cumhuriyetimizi Mustafa Kemal ve arkadaşları egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesinden yola çıkarak kurdu. Bugün önümüzdeki en önemli görevin cumhuriyetimizi demokrasiyle taşlandırmak olduğunun bilincindeyiz. Bunu cumhuriyetimizin 100. yılında halkımızın teveccühü ile biz gerçekleştireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı, şimdi bu genel girişten sonra bir ayda burada tartışıyoruz, konuşuyoruz, birçok çözüm önerilerimizi söylüyoruz. Son konuşmamı da cumhuriyetimizin 2. yüzyıl çağrısıyla bu şekilde başlamak ve bitirmek istedim. Şimdi de bir türlü çözmediğiniz bazı sorunları hatırlatmak istiyorum. 1. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında 4'te sürekli işçi, 696 KHK ve işkur statüsünde çalışanlardan veri giriş, otomasyon, bilgisayar, teknik birim, bilgi işlem, büro, ofis, hasta karşılama yönlendirme ve benzeri işleri yapan ancak meslek kodları yaptıkları işle alakası olmayan bir biçimde farklı kadrolarda gösterilen personeller var. Meslek kodu mağdurları çözüm bekliyor. Meslek kodu mağdurlarının fiilen yaptıkları iş ne ise meslek kodunun da aynı olması için güncelleme yapılması ve hatalı meslek kodu uygulamasından dolayı görevlerinden el çektirilen çalışanların tekrar fiilen yaptığı işin başına dönmesi için bir çalışma var mıdır? 2. Tüm kamu kurum ve kuruluşları için 01.04.2018 tarihinde taşerondan alelacele 696 KHK kapsamında kadroya geçirilen 4'te sürekli işçiler için ne zaman KHK kapsamından çıkartılıp tam kadroya geçirilmesi için çalışma yapılacaktır? 3. Ülkemizde staj sigortası adı verilen ve başlı başına mağduriyet yaratan bu uygulamaya göre meslek lisesi ve üniversitede staj yapanlarla çıraklık okulunda okuyan öğrenciler aktif olarak çalıştıkları halde sigortalarının sadece meslek kazası ve hastalığı kısmı yatmakta olup bu durum emekliliğe başlangıç sayılmamaktadır. Hala yürürlükte olan ve oldukça eski olan bu yasa emeği yok saymakta genç yaşta çalışmak zorunda kalan veya bir mesleğe yönelen insanları resmen cezalandırmaktadır. Meslek lisesi memleket meselesi diyen ve iktidara sesini duyuramayan staj mağdurları için bir çalışma var mıdır? 4. Belirli bir mesleki tecrübeden sonra meslekleriyle ilgili olarak yapılan yazılı ve mülakat sınavlarında başarılı olduktan sonra mesleğe atanan şefler kurumsal hafızaya hakimlik ve mevzuatsal donanımlarıyla kamu kurum ve kuruluşlarının işleyişinde önemli bir role sahip olmanın yanında sevk ve idaresinden sorumlu olduğu birimlerinde vatandaşlarımızın sorunlarının çözümü noktasında da en öncelikli müracaat mercidir. Bu çerçevede genel idare hizmetleri sınıfında ve yönetim hizmetleri grubunda olan şefler 3600 düzenlenmesinden yararlanabilmesi için çalışmanız var mıdır?
sivil savunma uzmanları dahil diğer kurumlardaki uzmanlar 3600 ek göstergeden faydalanmışlardır. Özel idarelerdeki ve belediyelerdeki uzmanlar 3600 ek göstergeden faydalanamadılar. Bu mağduriyeti gidermek için bir çalışmanız var mı? 5. Özelleştirme nedeniyle işyerleri ellerinden alınarak 657 sayılı devlet memurları kanununun 4C maddesine göre işe yerleştirilen ve sonra 4B statüsüne geçirilen işçiler özlük hakları bakımından 4B haklarına kavuşamadılar. Normal olarak 4B değil de 4B içerisinde 4C icat edilmiştir. Bu personel diplomalarına göre ünvan verilmesini, ek ödeme oranlarının ünvanlarına göre verilmesini, emeklilikleri hak ettikleri tarihte kapı önüne konmamalarını istiyorlar. Teşekkürler. 4B özelleştirme çalışanları tam 4B haklarına sahip olmalıdır. Yapılan haksızlığı ve mağduriyeti gidermek için bir çalışmanız var mı? Son olarak Orman Genel Müdürlüğü'nde 5620 sayılı kanunla 5 ay 29 gün süreyle orman yangınlarıyla mücadele eden yangın işçilerini, yani geçici işleri, yıllardır kadro mücadelesi veren işçileri ne zaman kadrolu yapacaksınız? Son 4 yılda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca 4 ay uzatma ile 10 ay çalıştırılmaktadırlar. Ülkemizin son derece önemli orman varlığının korunmasında özveriyle mücadele eden ama üvey evlat muamelesi gören bu emekçilerimiz kadroya alınacak mı? Yoksa 25-30 yıl geçici statüsü ile çalışan işçilerin bulunduğu bu durum siyasi malzeme olarak kullanılmaya devam edilecek. Teşekkür ediyorum. Ve basınımızın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı, soru önergeleri cevaplanmadığı gibi bakanlıklar arasında pimpon topu gibi gelip gidiyor ve birçok soruya da muhatap bulamıyorum. Değerli arkadaşlar, bilindiği gibi dünyada birçok itilaflı ve çatışmaların yaşandığı bölgelerde emperyalist güçlerin daha önceden oluşturdukları demografik mühendislik yatmaktadır. AK Parti'nin açık kapı politikası sonucu kontrolsüz sığınmacı akınıyla ülkemiz adeta istila edildi. Bu sığınmacı akınıyla terör ve diğer suç unsurlarının ülkemize sızdığı bir gerçektir. Görüştüğümüz bölge valileri ellerinde hiçbir belge olmayan sığınmacıların kayıtlarını beyanlara göre yaptıklarını belirttiler. Uzmanlara göre Suriyeli sığınmacıların gelmesiyle ülkemizde 10 yıllık aşı takvimi bozuldu ve koruyucu halk sağlığı politikaları alt üst oldu. Ülkemizde yaşayan sığınmacıların gerçek sayısını tam olarak bilmiyoruz. Bunların geldikleri bölgeler, meslekleri, geçmişte bir suça karışıp karışmadıkları ve bazı yabancı istihbarat örgütleri tarafından görevlendirdikleri gibi akıllara birçok soru işareti gelmektedir. Değerli milletvekilleri, ne yazık ki geçenlerde İstiklal Caddesi'nde yaşanan hain terör saldırısında yeni 6 canımızı kaybettik. Terörü şiddetle lanetliyorum. Suriye'den ülkemize geldi. 21 ayrı adres ile irtibatlı olduğu, ev kiraladığı, tekstil atölyesinde işçi olarak çalıştığı açıklandı. Eylem öncesi de 4-5 sefer eylem bölgesine gittiği öğrenildi. Hani sadece 120 terörist kalmıştı? Hani ayakkabı numaralarına kadar biliyordunuz? Sayın milletvekilleri, Afganistan'daki son olayları takiben ABD Başkanı Biden ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın görüşmesi sonrası Taliban'dan kaçarak ülkemize giriş yapan Afgan grupları dikkatimizi çekti. Medyadan izlediğimiz bu grupların genç erkeklerden oluşması, yapılan araştırmalarda öfke kontrolünün güç olduğu belirtilen bu sığınmacıların ABD'nin bu bölgedeki askerleri mi olduğu sorusunu da aklımıza getirdi. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu sınır namustur dediğinde AKP trolleri kendisine bir sürü hakarette bulundu. Geçmişte dönemin başbakanı Sayın Erdoğan, Amerika'nın da düşündüğü Büyük Orta Doğu ve Kuzey Afrika projesinin eş başkanlarından biriyiz ve bu görevi yapıyoruz dedi. Acaba uygulanan bu açık kapı politikası bu projenin bir parçası mıdır? Bütün bu gelişmeler ulusal güvenliğimizi tehdit etmiyor mu? Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı, son günlerde vatandaşlar ikamet adreslerinde özellikle Suriye uyruklu kişilerin kayıtlarının yapıldığı şikayetlerinde bulundular. Bu kayıtların seçimlerde oy kullanmaları için yapıldığı iddialarına ne diyorsunuz? Konuyla ilgili herhangi bir yasal işlem yaptınız mı?
Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı, sığınmacılarla ilgili 28 soru soracaktım. Ancak süremin kısıtlılığı nedeniyle size bunlardan birkaçını yönelteceğim. Ülkemizde gerçek sığınmacı sayısı kaçtır ve ülkelere göre dağılımı nedir? Sığınmacıların kaçı ülkelerine geri döndü? Sığınmacıların en yoğun olduğu iller nereleridir ve Suriyelilerin kent nüfusundaki oranı nedir? Türkiye genelinde sığınmacıların suç işleme oranı nedir? Geldikleri ülkelere göre dağılımı nedir? Bugüne kadar kaç sığınmacıya vatandaşlık verdiniz? Bunlardan kaçı istisnai vatandaşlıktır ve hangi gerekçeyle verdiniz? Yaklaşan seçimler nedeniyle sığınmacıların vatandaşlık işlemlerinin hızlandırıldığı iddiaları doğru mudur? AK Parti iktidarları döneminde sığınmacılara Türkiye Cumhuriyeti bütçesinden bugüne kadar kaç dolar harcama yaptınız? Teşekkür ediyorum. Bütçenizin hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Değerli arkadaşlar, tabii 2018 yılından bu yana ülkemiz başkanlık sistemini yönetiliyor. Başkanlık sisteminin 4 yıllık pratiğine baktığımızda referandum öncesi Cumhuriyet Halk Partisi olarak ortaya koyduğumuz bütün itirazların maalesef hepsinin bir gerçekleştiğini gördük. Biz bu sisteme itirazlarımızı söylerken bu yasamayı zayıflatır dedik, demokrasiyi yok eder dedik, adalette sorunlar yaratır dedik, adaletin bağımsızlığını ortadan kaldırır dedik ve maalesef bu söylediklerimizin hepsi bu 4 yıllık pratik sürede gerçekleşti. Keşke bu olmasaydı. Ülkemiz şu anda ciddi bir ekonomik bunalımla boğuşuyor ve bunun temel sebebi içinde bulunduğumuz bu sistem. Bu sistem önce adaleti yok etti. Adalet olmayınca denetim olmadı. Denetim olmayınca da demokrasi ortadan yok oldu ve demokrasisi olmayan bir ülkede de işsizlik, ekonomik buhran ve yoksulluk kol gezmeye başladı ve şu an yaşadığımız temel sorun sistemsel bir sorun. Biz sokakta, çarşıda, pazarda, Türkiye'nin dört bir yanında gezdiğimizde halktan da aldığımız mesaj bu. Herkes şunu söylüyor, neden böyle oldu? AK Parti aynı AK Parti, Tayyip Erdoğan aynı Tayyip Erdoğan, neden biz açız diyorlar, neden biz yoksuluz diyorlar, çiftçiler neden biz tarlamıza gübre atamıyoruz diyorlar ve onlar da sebebin bu sistem olduğunu söylüyorlar. Bu sistem Türkiye'yi adım adım iflasa ve bataklığa sürüklüyor. Şimdi Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin adım karnesine de baktığımızda biz bunu görüyoruz. Bakınız, değerli 2022 hukuk sisteminde 140 ülkemiz 116. sıra bölgesinde son sırada. Siyasal hak ve özgürlükler bakımından 41 OECD ülkesi arasında son sıradayız. İfade özgürlüğünde 149 ülke arasında bugün 129. sıradayız. Sosyal Demokrasi Vakfı'nın yapmış olduğu araştırmaya baktığımızda adalete güven endeksinde Türkiye'de adalete güvenilenlerin sayı %50'yi %38'lere kadar düşmüş. Düşünün, bu ülkenin %62'si adalete güvenmiyor. AHİM raporlarına göre başvuru sayısında Türkiye ikinci sırada. AHİM'deki dosyaların %22'si Türkiye'den yapılan başvurulardan ibaret. Avrupa ülkeleri arasında en çok hükümlü ve tutukluya sahip ikinci ülkeyiz ki Rusya bu konuda birinci sıraydı. Rusya atıldı ve ABD şu anda biz bu. Dünya Basın Özgürlüğü Endeksinde 180 ülke arasında 149. sıradayız. Türkiye internetin özgür olmadığı ülkeler listesine alındı. İnsan hakları karnesinde de Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin durumu çok vahim. Kadına şiddet, işkence ve kötü muameleden dolayı açılmış binlerce soruşturma ve açılmış yüzlerce dosya. Anayasa Mahkemesi'nin önünde bulunan dosyalara da baktığımızda 110 bini aşkın dosya bulunuyor. Bu da Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin karnesinin zayıflığının göstergesi. Cumhurbaşkanına hakaretten şu an 2021 verilerine göre 48 binden fazla soruşturma, 10 binden fazla dava var. Yani cumhuruyla kavgalı bir cumhurbaşkanı var ve bir cumhurbaşkanı sistemi var. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ekonomi karnesi de zayıflarla dolu. UYAP verilerine baktığımızda şu anda derdest icra dosya sayısı 23.546.000 değerli arkadaşlar. Bu memlekette 23.546.000 kişi borcunu ödeyemediği için icralık olmuş.
vatandaşların bankalara olan borçlarında ciddi bir yükseliş var. Enflasyonda TÜİK verilerine göre %85 enflasyon var. Genç tanımlı işsizlik oranı %20'ler seviyesinde, 10 milyondan fazla işsiz var. Açlık sınırının altında ücret alan milyonlarca insan var. 2022 yılı itibariyle 14 milyon kişi devletin sosyal yardımları sayesinde hayatlarını idame ettirebiliyorlar ve bu Türkiye için çok vahim. Arnavutluk'tan sonra en düşük asgari ücret ödeyen ülke haline geldik. Yolsuzluklarda, yolsuzluk algı endeksinde 180 ülke arasında 96. sıradayız. Sonuç, Cumhurbaşkanı hükümet sisteminde mutsuz bir Türkiye, yoksul bir Türkiye, akın akın gençleri yurt dışında istikbal arayan bir Türkiye. Bu sistem mutlaka değiştirilmeli. Bu sistemi ilk sandıkta teşekkür halkımız ediyorum. İnşallah değiştirecektir. Teşekkür ederim. Halkımız inşallah değiştirecektir. Teşekkür ederim. Evet. Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerli hazırun. Bütçe görüşmelerinin son gününe geldik. 21 Ekim tarihinde yine Sayın Cumhurbaşkan Yardımcısının sunumuyla başlayan bütçe müzakereleri, her gün bir ayrı bakanlığın veya kurumun bütçelerin üzerinde yaptığımız müzakerelerle bugüne erişti. Bugün de bir sonraki güne mesai saatimiz kayabilir ama görüşmelerin tamamlanacağı anlaşılmaktadır. Her şeyden önce bu görüşme takviminin bütçenin şekillenmesine ve ülkemizin geleceğine faydalı katkılar sağlamış olmasını temenni ederim. Rakamlar değişmese bile görüş alışverişinin elbette faydalı olacağını, bugüne değilse de yarına katkı sağlayacağını düşünebiliriz. Değerli arkadaşlar, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi veya başkanlık sistemi veya başka bir isimle, hangi isimle olursa olsun, bu yeni içinde bulunduğumuz hükümet sistemi gerçekten başarılı olamamıştır. Verilere baktığımız zaman yürürlüğe girdiği günden bugüne kadar sürekli başarısız olmuş, başarısızlıklarını egale etmiş ve bugüne gelmiş bir hükümetten ve bu hükümetin icra-i faaliyet yaptığı sistemden söz ediyoruz. Aslında faydalı mıydı, zararlı mıydı tartışmalarını da çok anlamlı bulmuyorum. Çünkü uzun iktidar döneminden sonra aslında böylesine bir rejim değişikliğinin sadece iki amacı vardı. Yani ismine ne derseniz deyin, onlar kamuflajdan ibaret. Bu değişikliğin, yani 2017'deki anayasa değişikliğinin, anayasa değişikliğiyle gelen sistemin ortaya çıkışındaki iki amaçtan birincisi, hükümet edenlerin mutlak yetki sahibi olma arzuları vardı, iradeleri vardı. Parlamenter demokrasinin denge denetim mekanizmaları içerisinde kendilerini rahat hissetmeyen veya bireysel anlamda ulaşmak istedikleri yerlere ulaşamayan mevcut iktidar yetkilerini genişletme ihtiyacı duymuştur ve merkezileştirme ihtiyacı duymuştur ve bu değişiklik, rejim değişikliği buradan ortaya çıkmıştır. İkinci nedeni ise hem çok yetkili olmak istemiştir mevcut iktidar, hükümet, hem de çok sorumsuz ve sorgulanamaz olmak istemiştir. Bu ikinci amacını da anayasa değişikliği sırasında sağlamıştır. Sorgulanamaz olma isteğini anlamak kolaydır. Her hükümet eden, ülkenin parasını ve ülkenin devlet gücünü kullananlar hep yetkili olmak istemişlerdir.
ama aynı zamanda da sorumsuz olmak istemişlerdir. Bu sorumsuzluk hem daha rahat hareket etmeyi hem de yaptığı yanlışlardan dolayı hesap vermemeyi sağlama özelliğine sahiptir. Nitekim meclisin denetim fonksiyonlarından bir kısmı kaldırılmıştır. Yani soru, sözlü soru önergesi gibi. Diğer taraftan soruşturma önergesi fiilen yapılamaz hale getirilmiştir. Ve böylece hükümet edenler hem sorgulanamaz hem de devasa yetkileri olan kişiler haline dönüşmüştür. Bunun dışındaki bir boyutla tartışılmasını da bu anayasa değişikliğinin hiç anlamlı bulmadığını belirtmek istiyorum. Ama bu değişiklik birilerine bireysel rahatlık, imtiyaz ve güç sağlamış olabilir. Ülkeye ne sağladı diye bakarsanız, ülkeye sadece zarar vermiştir. Kamu menfaatlerinin öncelendiği bir Türkiye değil, kişisel, bireysel menfaatlerin, çıkarların öncelendiği bir Türkiye ortaya çıkmıştır. Bütün ekonomik göstergeler bozulmuştur. O günden bugüne kadar şu ekonomik gösterge de iyiye doğru gitti diye gösterilebilecek hiçbir rakam bulamazsınız. Bakın, sefalet endeksi diye bir şey var. Bu son zamanlarda ortaya çıkmış bir endekstir. Önce enflasyon ve işsizliğin toplamını almak suretiyle bu endeksi belirliyorlardı. Fakat son yıllarda bunda bazı gelişmeler sağladılar. Bazı indirimler ve ilaveler yapmak suretiyle yeniden şekillendirdiler. Örneğin büyüme oranlarını da bu endeksteki olumsuz göstergelerin olumsuzluğunu azaltmak için kullanılan bir rakam olarak ele aldılar. Ve ortaya bu sefalet endeksi çıktı. Yaygın bir kullanımı var. Dünyadaki ülkelerin nereden nereye geldiğini anlatmak için değişik vesilelerle kullanılıyor. Şu anda geldiğimiz nokta, sefalet endeksinde Türkiye Arjantin'de geçmiş, dünya şampiyonu olmuş vaziyettedir. Ve sürekli bozuluyor. Bu sefalet endeksi sürekli bozuluyor. 2017'de 26 iken 2018'de 47, bilmem 2021'de 60 ve 2022 itibariyle de 99,5, yani rakamlar arttıkça endeks kötüyü gösteriyor ve bu oran, bu rakam gerçekten Türkiye'de sefalet kavramıyla ifade edeceğimiz her şeyi kavruyor ve Türkiye'nin gidişatının sürekli bozulduğunu ve hiç de iyi gitmediğini gösteriyor. Bunun rejimle bir bağlantısı var mı acaba? Mutlak surette vardır. Denge denetim mekanizmasının olmadığı bir ortamda, bireysel aklın ön plana çıktığı bir ortamda bu tür göstergeler elbette ki kötüye doğru gidişin aynı zamanda idare edildiğimiz rejim ve sistemle bağlantısı olduğunu da göstermektedir. Şimdi bakın, bu dönemde ortaya atılan bir yeni ekonomik model diye lanse edilen, üzerine övgüler yağdırılarak başlatılan politika, bu sistemin de bir uzantısı olarak, çünkü bireysel emirle ortaya çıkan bir politikadır. Türkiye'de hedeflediği şeyin tam tersini ortaya çıkarmıştır. Nedir? Geçen sene Eylül-Ekim ayından itibaren uygulanmaya başlayan ekonomik model, işte faizleri azaltacağız. İşte geçenlerde de %9'a düştü. Tek rakamlı hale düştü, getirildi. Ama bu faizlerin azaltıldığı anlamına gelmiyor tabii. Faizleri indireceğiz, faizi düşüreceğiz dediği şey bu hükümetin politika faizini düşürmektir. Politika faizi dediğimiz şey ise
Merkez Bankası'nın bankalara verdiği paradaki faiz. Yoksa onun dışındaki faizleri ifade etmiyor. Bu politika faizi düşürüldü, faizle mücadele ediyoruz diyen hükümet maalesef tam faizci bir hükümet olduğunu göstermiştir. Devletin iç borçlarına bakıyoruz. Tarihte hiçbir zaman faiz ana parayı geçmediği halde bu hükümet geçen Nisan ayından itibaren iç borç faizlerinin ana parayı geçtiği bir noktaya getirmiştir Türkiye'yi. Eski yıllara bakın, hep ana para daha fazladır faizinde. Bu hükümet, bu iktidar döneminde de öyledir. Ama ilk defa Nisan 2022'de bir baktık ki iç borç ana para miktarı 1 trilyon 483 milyar iken faizler bunu aşmış, 1 trilyon 743 milyar olmuş. Ve o günden bugüne de devam ediyor. Geçen Kasım ayında faiz ana para ilişkisine baktığımızda yıllık ana para artışı Kasım'dan Kasım'a 595 milyar lirayken faizdeki artış 1 trilyon 783 milyar olmuştur. Yani ana para %49, iç borç faizleri ise %228 artmıştır. Hani faizle mücadele ediyordunuz, politikanızın özü, özeti ve merkezi buydu. Faizle mücadele ettiğini söyleyen bir hükümet ortaya bu kadar devasa boyutlarda faizi nasıl çıkarır, nasıl üretir? Demek ki söylediğiniz doğru değil. Doğru olmayan bir şey söylüyorsunuz. Bir dakikaya açmışsınız, dalmışım. Doğrusu sürenizin bir dakikada... Bir dakikam var gözüküyor. Yok, açmışsınız bir dakikadan fazla. Yani işin özeti, hem sistem olarak hem de politikalar olarak ülkeye zarar verecek bir tabloyla karşı karşıyayız. Ama umut ederim ki kara günler kısa zamanda tükenir ve biter. Türkiye aydınlığa koşar. Hepinize saygılar sunuyorum ve bütçenin hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, ben de bir şey rica edeceğim tabii. Tamamlamamız gerekiyor. Plan Bütçe Komisyonu malum çok derinlemesine tartışmalar yapıp sonuçlandırabileceğimiz bir platform değil. Herkes görüşünü ifade edecek. Sonuçta takdir milletin, başka platformlarda daha derinlemesine tartışmalar yapılabilir. Şimdi gruplar adına konuşmalar tamamlandı. Müzakerelerimize Plan Bütçe Komisyonu üyesi olan ve teşrif eden diğer vekillerimizle devam edeceğiz. Bir liste oluşturacağım arkadaşlarımızın hazırlanması bakımından. Önce Cumhuriyet Halk Partisi'nden Sayın Atilla Sertel'e söz vereceğim. HDP'den şu ana kadar bir gördüğüm söz talebi yok. Sayın Baylan, siz talep ettiniz şimdi. HDP'den Sayın Garopaylan'a söz vereceğim. İyi Parti'den Sayın Durmuş Yılmaz'a. MHP'den Sayın Fethi Yıldız'a. Ardından şu an Salih Çora AK Parti'den. Ardından da Bağımsız Milletvekili Tuma Çeli'ye söz vereceğim. Sayın Atilla Sertel'le başlıyorum. Süreniz 5 dakikadır. Bundan sonra süreye çok hassasiyet göstermenizi özellikle rica ediyorum. Zamanında bu süreci bitirmemiz açısından. Buyurun lütfen. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Bütçe artık son gününü yaşıyor ve bir bütçe daha sona erecek. Bu arada bütün komisyon üyelerine, başkana ve burada görev gören komisyon üyeleri ve görev gören milletvekili arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısına bir durumu sunmak isterim. Gerçi İletişim Başkanı bizim bütçe komisyonu toplantılarına ya da mecliste bulunan toplantılara katılmamayı gelenek haline getirdiği için kendisine de dolaylı yoldan yardımcıları ve arkadaşları iletir diye düşünüyorum.
Türkiye'de gazetecilik mesleğine yıllarını vermiş İzmir Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanlığı yapmış ve 6 yıl basın kartları komisyonunda görev görmüş bir arkadaşınız olarak şunu söylemek istiyorum. Basın kartının sadece rengini değiştirmediler. Sarı basın kartını turkuaz yaptılar ama asıl yaptıkları istediklerine basın kartını verdikleri ve gerçekten gazetecilik yapan ancak muhalif duruşlarıyla bilinen ya da değişik nedenlerle fişlenen kişilerin basın kartları Türkiye'de ne yazık ki verilemiyor. Ama ben size çok somut bir örnek vermek istiyorum sayın arkadaşlar, sevgili arkadaşlar. İzmir'de 27 Temmuz'da çıkan kararnameden önce kapatılan bir gazete var. Adı Son Dakika gazetesi. Bu gazete 14 Haziran 2011 tarihinde 50 bin lira sermaye ile Saygılı ve Gökhan Karaca tarafından kurulmuş. Gökhan Karaca'nın şu anki Karaca ile içeride yatan ve FETÖ'den dava edilmiş, hapis cezası almış Karaca ile ne ilgisi var bilmiyorum ama Saygılı'nın kurduğu yönetim kurulunda hisseler Metin Kocakurt'a devredilmiş ve sonra Metin Kocakurt, Mehmet Tahir Kocakurt, Selçuk Sarıkaya ve Kahit Seni Kasap diye yönetim kurulu üyesi oluşmuş. Ama şirketin yönetimine girenlerin tamamı FETÖ'cü olarak yargılanmış ve biri de Kocakurt'un bir abisi de kaçak olan FETÖ'nün dünya imamlarından Barbaros Kocakurt. Bu kişi 2014 yılında yurt dışına kaçtı ve halen aranıyor. Bu Saykar diye olan bu şirket, Son Dakika gazetesi, burada çalışan arkadaşlarımız ve sadece gazeteci oldukları ve iş buldukları için çalışan gazeteci arkadaşlarımız cezalandırılırken, bu Saygılı ailesi Ege Üniversitesi'nin geçmişte atanmış ve FETÖ'cü olarak bilinen ve firar eden Cüneyt Hoşcoşku'nun arsasında bir cami inşa ettiler. Saygılı Camii. Cüneyt Hoşcoşku'nun Ege Üniversitesi'nin arazisini, arsasını verdi ve temel attılar. Ve ne yazık ki 30 milyona mal olan bu güzel, görkemli camiyi de Sayın Cumhurbaşkanı'na törenle açtırdılar. Bu camiyi açanlar baba oğul, bu arkadaşlar da FETÖ'den değişik nedenlerle gözaltına alıp ifade verdiler. Ve geçmişte FETÖ Borsası adlı kitapta isimleri var. Diyeceğim o, onlar FETÖ'cü olur olmaz, beni çok ilgilendirmiyor. Ama bu kişiyle ilgili hiçbir cezai uygulama yapılmadığı gibi pasaportu da kendisine teslim edildi ve Saygılı bugün pasaportuyla artık yurt dışına çıkabiliyor. Ama ne yazık ki Son Dakika gazetesinde çalışan 10 arkadaşımız basın kartı alamıyor, basın kartı hakkını kaybettirdiler ve bu 10 arkadaşımız için sakıncalı diye basın kartlarından, iletişim başkanlığından başvuruları bile yapılamıyor. Benim buradaki hakkaniyet temelinde bakılması gerektiğini düşünüyorum. Pek çok arkadaşımız basın kartını kimlik olarak ve gazeteciliğin kendilerine tanıdığı kimlik olarak kullanan insanlardır. Ama şunu duyuyorum ve çok üzülüyorum ve doğruysa gerçekten bu uygulamanın hemen durdurulmasını talep ediyorum. İletişim Başkanlığı'na göreve başlayan kişilerin bazı memur, işçi her ne olursa olsun İletişim Başkanlığı'nda çalışmaya başladıktan birkaç ay sonra basın kartını cebine koyduklarını ve İletişim Başkanlığı'nın buna bu yetkide olduğunu biliyorum ve duyuyorum. Ama basın kartı gazetecilerin kullanacağı, kendilerinin tanıtacağı bir kimlik kartıdır. Bu kimlik kartının herkese verilmesini de doğru bulmadığımı buradan ifade etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Sayın Karokay'la. Allah'a şükür ki bir kız çocuğu ve bir kız torunu olan bir erkek milletvekili olaraktan bu konuda söz aldım. Bugün bu ülkede her alanda ayrımcılığa uğrayan, en güvenilir yerlerde evlerinde şiddete uğrayan kadınlarla, güvensiz çalışan kadınlarla beraber şiddetsiz bir toplum için bizlerin de ses çıkarmamız, mücadeleye destek vermemiz gereken bir gün ve en önemli günlerden biri. Ama siz bugün şiddete hayır demek için yürümek isteyen kadınların
yürüyüşlerini yasaklamışsınız. Bırakın yürüsünler. Neden yasaklıyorsunuz ki? Yürümekle yollar tükenmezmiş. Ama sizin yürümesini, çalışmasını, gülmesini yasakladığınız bu ülkenin güçlü kadınları zaman geldiğinde gereğini yapacaklarına inanıyorum. İçinde sadece 3 kere kadın geçen 2023 bütçesi için kadınlarımızı güçlendirecek bir bütçe diyebilen iktidarınıza şunu hatırlatmak isterim. Bugün itibariyle 2022 yılında ilk 11 ayında 349 kadın erkek şiddeti nedeniyle öldürüldü. Sadece Ekim ayında 34 kadın cinayeti işlendi, 26 şüpheli kadın ölümü gerçekleşti bu ülkede. Ve geldiğimiz noktada her gün, günün her saati neredeyse onlarca kadın cinayeti haberini duyuyoruz. Uyguladığınız yanlış politikalarla sonucu buraya gelmekte. Çünkü bu parlamentoda 2011'de siz dahil bütün partilerin oylarıyla kabul edilmiş olan İstanbul Sözleşmesi'nden bir gecede ve tek bir adamın kararıyla çıktınız. İstanbul Sözleşmesi'nde çıkıldığı gün itibariyle bugüne kadar 494 kadın katledildi. Durum buyken kadının güçlenmesi programına ayrılan bütçeyi 2 milyara çıkarmakla övünmeniz trajikomik bir durumdur. Bu kadarcık bütçe kadınların hangi sorununu çözecek? Hesapladınız mı yoksa laf olsun diye mi söylüyorsunuz? İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmasıyla iktidarınız kadınlara yönelik şiddeti legalleştirdi. Tek adam rejiminin en büyük mağduru kadınlar haline geldi. En çok yaşam alanı kısıtlanan kadınlar oldu. En çok yoksullaşan kadınlar oldu. Eğitimden 4+4+4 bugüne uzaklaştırdığınız yine kız çocuklarımız oldu. Bugün Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre 866 bin kız çocuğu okuldan uzak. Bu sayıya açık öğretimde okuyan eklenince kızlarımız 1,5 milyonu aşkın kız çocuğu okuldan uzak kalmış durumda. Aldığınız yanlış kararlar bizi buralara sürüklüyor. Dünya Ekonomik Forumu'nun 2022 raporuna göre kadın erkek eşitliği sıralamasında 146 ülke arasında 124. sırada. Arkamızdan gelen ülkeler Angola, Suudi Arabistan, Mısır, Fas, Katar. Hoşunuza mı gidiyor? Ekonomik hayata katılım ve ekonomik fırsatlara erişim sıralamasında 146 ülke içinde 134 kadınların eğitime erişimi ve katılımı noktasında 101. sıradayız. Sayın Hazırım, şu plan bütçe başladığından beri ön sıralarda haftalardır neredeyse hep bizler erkekler oturduk. Bu fotoğraftan zul duyuyorum. Nüfusu yarısı o kadın olan bir ülkede şu parlamento içinde kadınları bu kadar geri planda tutmak ikinci yüzyıla giderken Atatürk Cumhuriyeti'ne kimliğine aykırı görüyorum. Kadına karşı mücadelede hiçbir zaman samimi olmadınız. Kadın erkek eşitliğine inanmıyorum. Kadınlar erkek eşit değildir, fıtrata terstir diyen bir zihniyet her zaman politikalarınıza eşitsizliği güçlendirdiğiniz adımlarınıza yansıdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir konuşmasını hatırlatmak istiyorum. Şubat 2015'te Özgecan Aslan hepinizin hatırlayacağı üzere Mersin'de katledildi. Erdoğan sarayda bir toplantı düzenledi ve şöyle dedi. Kadına karşı şiddeti sıfırlayacağız. İnanmadığım hiçbir şeyi yapmam, buna çok inanıyorum demişti. Peki aynı Cumhurbaşkanı ne yaptı? İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırdı. Kadına yönelik şiddeti görmezden geldi. Kadınları toplumdan değersizleştirdi. 2015'ten bu yana, Özgecan Aslan'dan bu yana 2900 kadın öldürüldü arkadaşlar. Bugün hala elimizde 6284 sayılı kanun var deniyor. Olmasına rağmen devlet kurumlarının temsilcilerine bu yasaları uygulayın diyorum. Bugünkü konuşmasında da tek bir kadının bile şiddete uğramasına, cinayete kurban gitmesine asla razı göstermeyeceğiz demiş. Kasım ayında ilk 24 gününde bile 35 kadın öldürülmüş. Sizlere soruyorum, bu neden? Arkadaşlar, pardon, düşünelim artık, kadınların yakasından düşelim. Türkiye'de tüm halkın güvenliğini kadınların güvenliğinden geçtiğini bilmek zorundayız. İnanın kadınlar özgür, huzurlu oldukları bir başka dünyada yaşıyor olacağız o zaman. Teşekkür ediyorum başkan. Açıklamak zorunlu mu yoksa bana mı bıraktınız? Yok yok, tabii ki yani tamam. Bitiriyoruz komisyonu gelene kadar. Birkaç sonuç bekliyorum. Birkaç da. Tane buyurun. Birkaç sonuç bekliyor her neyse.
Teşekkürler. Teşekkürler Sayın Başkan. Evet, bugün yine 5 yılın, bir iktidarın 5 yılının muhasebesini yapmak üzere burada toplandık. Cumhurbaşkanlığı bütçesini görüşüyoruz ve bu bütçeyi görüşürken ben bir şeyi her sene sorduğum bir soruyu Sayın Cumhurbaşkanı yardımcısına yine sormak istiyorum. Benle ilgili ama benle ilgili olduğu için buraya getirmedim. Bu dosyaya, bu bilgiye hakim olduğum için buraya getirdim. Benim gibi çok sayıda insanı ilgilendiriyor. OHAL İşlemler İnceleme Komisyonu'na az önce giriş yaptım. Müracaatımdan, Sayın Oktay, müracaatımdan 5 yıl 2 ay 12 gün geçti ve hala cevap alamadı. İşte bu, işte bu çok değerli arkadaşlarım, bu iktidarın Cumhurbaşkanlığı sistemi içerisinde kendi vatandaşına bakışıdır. Ben bunu ön plana çıkartmıyorum. Bu sadece bu toplumdaki toplumsal ilişkilerden, daha doğrusu devletin, idarenin topluma reva gördüğü ilişkilerden tıbbi deyimle bir biyopsi incelemesidir. Olay bu derece vahim. Bazı arkadaşların devleti eleştirmekle muhalefet milletvekillerini itham ettiler veya bu iddialarını sürdürdüler. Devlet eleştirilebilir bir şeydir arkadaşlar. Devlet neticede insanların oluşturduğu, insanların ortak iradelerinin oluşturduğu ve kendi işlerini kolaylaştırmak üzere inşa ettikleri bir çatıdır. Fakat bizim buraya getirdiğimiz eleştiriler aslında sizin arkasına saklanarak konuştuğunuz devlet eleştirisi değil, sizi eleştiriyoruz. Yani devleti bir gemi olarak düşündüğünüzde ve bu toplumu, hepimizi bu geminin içinde yol alan insanlar olarak düşündüğünüzde sizi kaptan köşküne bu gemiyi idare edesiniz diye oturtmuşuz. İşte kaptan gemisinde, kaptan köşkünde gerçekten geminin menfaatine mi bir şeyler yapıyorsunuz? Sağlıklı yol almamızı sağlayacak bir takım çalışmalarda mısınız? Yoksa başka bir şeylerle mi meşgulsünüz? Bunun incelemesini yapıyoruz. Değerli arkadaşlarım, ben size çok basit bir formül ortaya koyacağım. Bakın, açın eski kitapları, zarurat-ı hamse denen 5 ilkeden bahsedeceğim. Bir toplumu yönetenlerin meşruiyetinin karnesi nasıl verilir? Şu beş temel hakkı öncelikle kendi icraatının içine yedirmiş olmalarında. Bunlar sırasıyla can güvenliğidir ki bu ülkede tehdit altındadır, zaman zaman kaybolmuştur. Mal güvenliğidir ki ortadan kalkmıştır. Müsaadeler adeta bir devlet politikası haline gelmiştir. Akıl ve fikir güvenliğidir ki tarihin hiçbir döneminde fikir suçları bu kadar cezalandırılmadı. İnanç özgürlüğü, inanç ve ibadet özgürlüğü ve bunun güvence altına alınmasıdır ki yine kendisi dışında veya kendi iktidarını destekleyenler dışında hiçbir iktidar geçmişte toplumun diğer kesimlerine bu kadar duyarsız kalmamıştı. Ve sonuncusu da nesil güvenliğidir. Gelecek nesillerin güvenliği. Bunu sadece bireysel planda ve kendi aileniz düzeyinde ele almayınız. Bir toplum içerisinde yaşayan bütün geleneklerin kendi yarınından emin olabilmesi hissiyatını lütfen dikkatlerinize alınız. Bu icraatta şimdi 5 seneye bakalım. Bu icraatların hangisinin, bunların icraatı içinde bu hakların hangisinin ciddiyetle korunduğunu şöyle bir vicdan muhasebesiyle gözden geçirelim. Değerli arkadaşlarım, evet, parlamentonun bir döneminin sonuna geldik. Sizin iktidarınızın inşallah sonuna geldik. Bir dahaki bütçede bambaşka bir iktidarla
muhalefetin Millet İttifakı'nın iktidarıyla tekrar görüşmek üzere saygılarımı sunuyorum. Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım, değerli bürokratlar, değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkanım, öncelikle dikkat çeken bir durumu gündeme taşımak istiyorum. Tutanaklara sizin de dikkatinizi çekmek istiyorum. Şimdi burada 10 Sayıştay raporu var. Sayıştay raporlarını ben her gün inceliyorum. Ama 10 Sayıştay raporunda, 10 kuruma ait Sayıştay raporunda dikkate değer bulgu yoktu. Cumhurbaşkanlığı ile ilgili Sayıştay raporunda bir şey olmamasını anlarım. Orada nezaketen bazı konuların Cumhurbaşkanlığı içerisinde çözülmesini, rapora bağlanmadan buraya gelmesini anlarım ama diğer kurumları anlamam zor. Eğer hiçbir şey bulamadık diyorsa Sayıştay, onu da anlarım, takdir ederim o zaman da ama böyle bir durum var. Diyanet İşleri Başkanlığı, TMSF İletişim Başkanlığı, Savunma Sanayi eski adıyla Müsteşarlığı Başkanlığı gibi yerlerde daha dişe dokunur bulguların, eleştirilerin olması gerekirdi. Yani aslında Sayıştay bulgusu olmaması bu kurumlara iyilik değil ya da devlete iyilik değil, kötülük yapılmış oluyor. Ne kadar çok eleştiri olursa o kadar kendilerini daha iyi düzenlerler, düzeltirler, daha olumlu olur. Çok olumlu bir şey yapmıyoruz sonuç olarak. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım, dünyada yeni bir denge arayışı var. Siz de gayet iyi biliyorsunuz. Bu denge arayışı özellikle batıdan doğuya doğru gücün kaymasını getiriyor. Doğuda yeni kalkınmakta olan, gelişmekte olan ekonomisi, gelişmekte olan ülkeler var. Bunlar hızla kalkınıyor. Bu kalkınma yarışında öne geçmeye çalışıyorlar. Ekonomik olarak oluşan bu algı aynı zamanda askeri, kültürel ve sosyal alanlar için de geçerli. O alanlarda da böyle bir yarış olduğunu görüyoruz. Güç dengesinin değişmekte olduğunu görüyoruz. Yine küresel çapta dünyada en büyük göç olayını yaşıyoruz. Çok büyük bir göç söz konusu. Şimdiye kadar olmamıştı ve bu göç olgusu gelişerek devam edecek, öyle görünüyor. Bu da tabii dünyada özgürlüklere, demokrasiye ket vuruyor. Büyük sıkıntılar doğuruyor. Batı ülkeleri kendilerine doğru olan bu göçten kendilerini korumak için daha devletçi, daha antidemokratik, daha milliyetçi, daha tutucu kendi ülkelerine göre eğilimlerini artırıyorlar. Tavırlarını daha da sıkılaştırıyorlar. Bunun sonucu olarak dünyada antidemokratik bir gelişme de mevcut. Tabii sonuçlarından bir tanesi bu. Türkiye ise en fazla göç alan ülke. Şu anda bizden daha fazla mültecinin olduğu, nüfusuna göre başka bir ülke yok. Ama biz aynı zamanda göç veriyoruz. Gelen mülteciler eğitimsiz, bize entegre olmuş kişiler değil, kabul etmiş kişiler değil. Biz de o yönde bir çalışma yapmıyoruz ama bir taraftan da biz göç veriyoruz. Eğitimli, aklı başında iyi yetişmiş gençlerimizi yurt dışına gönderiyoruz. Dün burada Sağlık Bakanlığı vardı. Sağlık Bakanlığı ile ilgili, özellikle doktorlarla ilgili büyük bir kayıp söz konusu son yıllarda. Onun haricinde mühendisler için de, yazılımcılar için de, bilişim sektörü için de bunlar geçerli. Böyle gerçekler var. Ayrıca sermaye çıkışını da yaşıyoruz. Yani beyin göçü var, sermaye göçü de var. Sayın Maliye Bakanı'na sordum ben, cevap veremedi, vermedi. Mesela 2014-2015'te yurt dışında Türk vatandaşlarına ait 150 milyar dolara yakın bir para mevcuttu. O zamanki Maliye Bakanı bunu açıklamıştı. İki kere açıkladı. Merkez Bankası ve Maliye Bakanlığı kayıtlarıyla bunu tespit etmek mümkün. Şu anda bunun çok çok daha üzerinde, bu 150 milyar doların çok daha üzerinde, birkaç katı yurt dışında Türk vatandaşlarına ait sermaye var. Yani büyük bir sermaye göçü de var, beyin göçü yanı sıra. Bu vahim bir tablo yaratıyor. Türkiye'de bulunan mülteciler
entegre edilmemiş. Nerede oldukları belli değil. Sayısını bile tam olarak bilmiyoruz. Bakın Ankara'nın göbeğinde Ankara, Türkiye'nin başkenti, geliyor bir Afganlı, 5 arkadaşını bıçaklıyor, öldürüyor, gidiyor. Tekrar geldiği gibi gidebiliyor. Nereden geldi, nereden çıktı, çıkış yaptı belli değil. Böyle bir ülkeyiz. Türkiye'de mülteciler çalışıyor, kaçak çalışıyor. Kaçak çalışıyor ama ücretli değil sadece. İş de kuruyor. Esnafla rekabet edebiliyor. Kayıt dışı olarak esnaflık yapıyor, iş adamlığı yapıyor. Vergi numarası yok. Sosyal güvenlik primi yatırmıyor ama çalışabiliyor. Vergi yatırmıyor ama çalışabiliyor. Böyle kayıt dışılığı da artırdık. Bir garip ülke oldu. Sistemi, bu oluşumu kavrayamayan garip bir yapı var. Bu tabii Türkiye'de sorunları, suçu, sıkıntıyı daha fazla artırıyor. Bunların sonucu, bir de ilave olarak kamu mali yapısı, kurumların yapısı da bozulmuş vaziyette. Gittikçe de bozuluyor. Çok önemli hasarlar var kamu mali yapısında. Ve dinamik bir mücadele ortaya konamıyor. Bunun en önemli sebebi de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Bu gelişimi, bu olumsuz gelişimi kavrayamıyor bir türlü. Bununla mücadele edemiyor Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Bunun sonucu olarak edebiliyor diyorsak şunu söylememiz lazım. Net hata ve noksan ilk defa tarihte 28 milyar doların üzerine çıkmış. Bu nedir? Açıklayabilen şimdiye kadar olmadı. Bütün bakanlıklar buradan geldi geçti. Hiçbirisi ekonomiyle ilgili bunu açıklayamadı. Efendim bu cari açık, uyuşturucudur, mafya bağlantılıdır, diğer suç örgütleriyle bağlantılıdır dendiği zaman da her şey söylendi. Peki o zaman net hata noksan nedir? Cari açık 60 milyar doları bulacak bu sene. Bu nedir? Ya insanın evine giren para kaynağı belli değilse bu onu mutlu edebilir mi? Türkiye'ye de aynı şekilde giren para bizi mutlu etmiyor. Bütün mafya liderleri geçenlerde İtalyan mafya liderinin Türkiye'de 4 sene sonunda yakalandığı, 4 sene burada kaldığı, Sırbistan mafya liderinin 8 yıl kaldığı, işte Gürcü, Azeri, Rus ya da Balkan ülkelerine ait birçok mafya liderinin, mafyaların Türkiye'de olduğu, Türkiye'den kendi paralarının değerini belirlediği vesaire hep konuşuluyor. Böyle bir ülke olduk. Güvenliğin, ekonominin, siyasetin, suç trafiğinin iç içe geçtiği maalesef bir yapı söz konusu. Bu net hata noksan rakamı, cari açık rakamı da bunları net olarak ortaya koyuyor. Bunlarla mücadele edilmesi gerekiyor. Burada ilgili kurumlar var. Milli Güvenlik Kurulumuz da herhalde bunların farkındadır. Bunlar rapor ediliyordur. Bunlar daha net mücadele edilmesi gereken tespitlerimiz. Ama bunlar Türkiye'yi çok daha fazla sıkıntıya götürebilecek gibi görünüyor. Onun için bütün vatandaş endişeli, yarınlarıyla ilgili herkes kafasında soru işaretleri taşıyor. Bunların izole edilmesi lazım. Bunlarla mücadele edilmesi lazım ama bu yapıyla mücadele etmenin sıkıntılı olduğunu görüyoruz. Bakın şimdiye kadar bu konuları da gündeme getirmediniz. Yani kabine olarak. Hiç kimse bu konuların ciddi olduğunu, bunlarla bu şekilde şu şekillerde mücadele edildiğini, şöyle projeler ortaya konduğunu söyleyemedi. Bunlarla halbuki çok ciddi bir şekilde mücadele edilmesi gerekir. Bir Türkiye'nin yeni bir vizyonla, anlayışla, programla mücadelesini ortaya koyması gerekir. Ayrıca bunların dışında bir konuyu da gündeme getirmek istiyorum. Bir haftası oldu aşağı yukarı bu hava harekatımızın, güneyimizdeki harekatın. Ancak kara harekatıyla salı günkü toplantıda da Milli Savunma Bakanımız ifade etti tekrar Cumhurbaşkanımızdan sonra. Kara harekatıyla destekleneceğini söyledi. Şimdiye kadar desteklenmedi. Hava harekatıyla kara harekatı yaşanlı veya hemen takibinde yapılır. Uzamasının bir gerekçesi var mıdır? Onu da sormak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım, Cumhurbaşkanlığının ve bağlı kurumların bütçelerinin hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Teşekkür ediyorum Sayın Kuşoğlu.